Günaydın. Sesimizi duyduğumuza göre bugün de yaşıyoruz. Ne güzel. Ve nefes alıyoruz ve konuşuyoruz ve duyabiliyoruz. Ne kadar güzel. Bugün 17 Kasım 2017 Cuma. Günlerden Cuma. Bugün bütün günler mübarektir. Bugün de mübarektir. Cumanız, cumartesiniz, pazarınız, pazartesi, salı, çarşamba, perşembeniz hayırlı olsun diyelim. Ve hepinize sesimizin ulaştığı herkese bu gününüz dünden daha iyi olsun. Allah dününüzü aratmasın diyelim ve başlayalım. Evet. Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi Antalya'dan. Antalya ile dünyanın entegresini sağlayan tek televizyon kanalı olan Kanal V'de Ali Orhan ile Antalya gündemi programı yani özgürlüklerin programı başladı. Bakalım bugün neler olmuş, dün neler olmuş, sayfalara neler düşmüş. Dün Görüntülerde neler var? Bizim payımıza hangileri gelmiş? Onları hep birlikte izleyeceğiz ve birlikte bir program yapabilme olanaklarını arayacağız. Sizler oradan yorumlarınızı göndereceksiniz, düşüncelerinizi göndereceksiniz. Ben de buradan karınca kadarınca, yapabildiğim kadarıyla sizlerin yorumlarını da kamuoyuyla paylaşacağız. Gazete sayfalarında neler var, neler yok? Onlara bakacağız. Dünya neyi konuşuyor, biz neyi konuşuyoruz, dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz onlara bakacağız. Siyasette sıcak sıcak ilişkiler başladı. Amerika'daki bir e, e, dava Türkiye'nin bütün gündemini oluşturuyor. Ve işin kötüsü, zarafın yaşayıp yaşamadığı konusunda da problemler vardı. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı, sağlığı yerinde dedi niye öyle oldu çünkü 27'sinde yapılması gereken duruşmanın ön duruşması yapılacaktı ama zarraf gelmedi. Duruşmaya gelmedi. Şimdi okul eğitim sistemi eğitim konusu halen daha tartışılıyor. Eğitim sistemi halen daha tartışılıyor. Antalya eğitimde neyin neresinde dün sosyal medyada bayağı tartışıldı. Nur içinde yatsın. Süleyman Akyüz vardı eski milli eğitim müdürlerinden. Onun döneminde Antalya'nın hep bir numara olduğu ve Türkiye birincisi olduğu vurgulandı. Sonradan gelen eğitim, milli eğitim müdürleriyle ilgili de çeşitli eleştiriler yapıldı. Hele hele Osman Nuri Gülay için yapılan eleştiriler vardı ki ben söylemem. Medyayı takip edenler, sosyal medyayı takip edenler okumuştur. Eğitimde durumumuz bu. Tarımda ne? Tarımda malum batı tarafımızdaki meydana gelen şiddetli fırtına ve hortum oradaki üreticinin gerçekten çok zor durumda kalmasına neden oldu. Bir iki gündür orada bakanlarımız var. Dün de Sayın Fakı Baba buradaydı. Fakı Baba yaraların en kısa sürede e, sarılacağını söyledi o var bugün ona bakacağız. Onlar da var. Ondan sonra bir uçak geldi. Bir uçak okul bahçesine indi. Şimdi hepiniz hayret edeceksiniz ya. Uçak okul bahçesine nasıl indi? Yok, okul bahçesine inmedi de okul bahçesine indi diye haberler yapılmış. <laughs> Karadan getirildi. Ee, tam şey okulun tam ismini okumak istiyorum da o yüzden Aksu Uçak Bakım ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağışlanan bağışlanan uçak karayoluyla beraber okulun bahçesine getirilmiş. Dün arkadaşlarımızla birlikte haber merkezinden arkadaşlarımız sevgili Ceyhun Zivcir ile Mehmet Karakaş'la oradaydık ve onun görüntülerini sizlerle paylaşacağız bugün. Güzel görüntüler oldu ve gerçekten öğrenciler son derece mutlu oldular, son derece mutlular. Ve bir konu daha var ki çok tartışılacak. Antalya Spor. Bazılarının gelip kendi reklamlarını yaptıkları, bazılarının Antalya Spor'un yetmişinden beri Antalya Sporlu olduğu ve ondan daha çok Antalya Sporlu kimsenin olamadığını iddia ettiği oysa bu kentin takımı, 1500 kişiye 1200 kişi oynarken kimse sahiplenmiyordu. Ama çok eleştirilen, eleştirdiğimiz kamuoyunda çok eleştirilen bir önceki başkan olan Gültekin Gencer'in Eto'yu Antalya Spor'a kazandırmasıyla birlikte yeniden artan o sevgi ve yeniden artan Antalya Spor değerinin üzerine bir değer gibi geldiği iddia edilen o zamanlar bugün aleyhinde yazanlar yere göğe sığdıramadıkları Ali Şafak Öztürk'ü şimdi nasıl linç ederizin hesabını da yapıyorlar onu da söyleyeyim Ali Şafak Öztürk'ü yaptığı davranışı hiç hiç ama hiç şey yapmıyorum doğru bulmuyorum ama düne kadar Öztürk Başkan diyen Ali Şafak Öztürk diye peşinden koşanlar uçakta nasıl yer bulurum diye yanından ayrılmayanlar bugün bu şekilde davranamaz. Ben baştan beri Antalya Spor'un Ali Şafak Öztürk ile birlikte başarılı olacağına inanmayanlardandım. Ali Şafak Öztürk'ün başarılı olamayacağını söyleyenlerdendim. Onun için rahat rahat konuşuyorum. O zaman da oydu, bu zaman da buydu. İktidardayken başka, iktidardan düştükten sonra başka kitabımda yazmadı. Hiç yazmadı. Hatta ve hatta şunu samimiyetimle söyleyeyim. Ben iktidardan düştükten sonra, gücünü kaybettikten sonra insanlarla daha yakın olurum. Onu da söyleyelim. Şimdi bugün bakıyorum, anam ne tweet'ler var, ne sosyal medya paylaşımları var, neler var. İşte Antalya Spor babanın çiftliği değildi de. Dün neredeydiniz? Bakın burada ben bir olay anlattım. Dedim ki Antalya Spor e, Derneği'nde ilk kez aday olacağı zaman derneğe geldiği zaman soruyorlar. Neyin var diye arkamda babam var diyor. Ondan sonra dedim siz buna Antalya Spor'u teslim ederseniz Antalya Spor birilerinin elinde oyuncak olur. Dediğimde birçoğunuz kızmıştınız ama şimdi hepiniz aynı yere geldiniz. Söz uçar yazı kalır. Söylediklerimiz de arşivlerde mevcuttur. Onu da buradan söyleyeyim. Sizlerden bakalım ne gelmeye başladı. Çünkü bugün gündem bayağı hareketli olacak ve hareketli bir şekilde devam edeceğiz. Evet. Şimdi bir ittifak söz konusu mu? Siyaset, biraz siyasete dalalım şöyle. Bir ittifak söz konusu mu? Evetçilerle hayırcıların referandumda evetçilerle hayırcıların ayrıldığı zaten birilerini ötekileştirdiğimiz, birilerini gel dediğimiz, berileştirdiğimiz bir dönemde, şimdi ittifaklar va olur mu olmaz mı, ittifak düşünülür mü düşünülmez mi diye 3-4 gündür bir tartışma var. Özellikle de Devlet Bahçeli'nin <laughs> muhalefete muhalefet partisi genel başkanı, Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması sonrasında Türkiye gündemine iyice oturdu. Şimdi Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de siyasi yönlendirmenin en fazla yapıldığı, yani bir oyla ne yapılır gibi işte yüzde birle, yüzde ikiyle bir şey yapılır mı diye sorarsanız, işte e, Sayın Devlet Bahçeli'nin tutumunu gösterdim Gerçekten Türk siyasetiyle istediği gibi oynayan bir genel başkan var. Hatırlayın böyle ta geçmiş dönemleri şu Bursa'da bir ip atma olayları vardı. Alın asın falan diye kendisi yokmuş gibi. O şeyde o hükümetin içerisinde kendisi yokmuş gibi. Böyle bu durumlar gele 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 buraya kadar geldi ve bugün Hürriyet gazetesinin başlığında ittifak düşünülebilir sözünü söylettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Son günlerde tartışılan seçim ittifakıyla ilgili kritik bir açıklama yaptı. Erdoğan ittifakın partinin yetkili kurullarında değerlendirilebileceğini söyledi. Başlığı var. 50 artı 1 ile istikrar geliyor diye bir alt başlık var. Bu konuda bir çalışma yok. Ancak ülke olarak baraj meselesinde tecrübemiz fazlasıyla var. Olaya ekonomik ve mali istikrar olarak bakmamız lazım. 50 artı 1 ile siyasi istikrar geliyor. Dolayısıyla belki bir seçim öncesi ittifak düşünülebilir. Onun üzerinde durulabilir. Yetkili kurullarımızın çalışması gereken bir iştir demiş. Ee, şeyle ilgili de yurt dışında Suriye ile ilgili de görüşlerini açıklamış. Bu haber <laughs> Posta Gazetesi'nde de var. Posta Gazetesi MHP ile her adımda varız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ben Bahçeli'nin vatanseverlik konusundaki tüm yaklaşımlarını aynen paylaşmışımdır. Milletimizin çıkarları için MHP ile her türlü adam adımı atmaya varız açıklaması var. Seçim barajının düşürülmesini ise MHP lideri Bahçeli 2019 seçimlerinde AK Parti ile yan yana mücadele edeceğiz demişti. Erdoğan Katar dönüşü şunları söyledi. Baraj tartışması için erken yeni sistemde %50 artı 1 ile siyasi istikrar geliyor. Dolayısıyla belki seçim öncesi ittifak düşünülebilir demiş. İttifakla ilgili Milliyet gazetesinde de aynısı var. Sabah gazetesinde de MHP ile her türlü adım atmaya hazırız var. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi e, ş, öngörülerine hiçbir zaman karşı gelmedim. Siyasi öngörüler öngörüleri faz, farklıdır. Mutlaka bizden daha iyi düşünüyordur. Fakat Devlet Bahçeli'yle ilgili bir şey yaparken bir iki sefer düşünsün diye düşünenlerdenim. Devlet Bahçeli'nin yarın ne yapacağı hiç belli olmaz. Hani bugün bir bakarsınız ki çok iyisinizdir. Yarın farklı bir pencereden bakmış olur. O zaman bir bakarsınız ki ortalık toz duman. Geçmişte bunu hükümet dönemlerinde Bahçeli'nin de içinde olduğu hükümet dönemlerinde gördük. Bir anda bitirdi her şeyi. Evet bu tartışılacaktır. Daha tartışılacaktır. Bunun karşısında Bahçeli'nin e, bu ittifak olayının karşısında aynı şekilde hayırcılar yani evetçilerle hayırcılar tartış şeyisi bu. İttifaklar olacaktır. Eğer böyle bir ittifak olursa ileride bunu daha çok e, göreceğiz. Şey e, nedir? Siyaset ısındıkça, seçimlere doğru yaklaştıkça daha farklı şeyler olacak. Daha farklı salvolar olacak karşılıklı birbirlerini suçlayan açıklamalar olacak. Karşılıklı birbirleriyle ilgili her parti diğer partiyle ilgili farklı şeyler söyleyecek. Öyle gidecek. Biz devam edelim. Şimdi programı açarken Rıza Sarraf'ın sağlığıyla ilgili bir şeyler vardı. Çünkü avukatları da beş gündür beş gün görüşemediğini, beş gündür haber alamıyoruz falan diye dün gazetelerde vardı ki bir gün öncesinden gidelim yedi gün oluyor. Dün dişleri Amerika'ya iki nota çektikten sonra dişleri bir açıklama yaptı. Dişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu dedi ki, ee, biz dedi konuyla ilgili Amerika'dan bize bilgi geldi. Sağlık durumu iyi. İş orada kaldı mı kalmadı mı yok? Dün bir e, duruşma vardı fakat duruşmaya gelmedi, zaraf gelmedi ve zarap davasında gelişmeler farklı gelişmeler var. Şimdi ona da bakacağız. Hürriyet gazetesinde var. Zarap davasında hakim Gülen için bilir bilirkişi istedi başlığı var. İran ambargoyu delmek, kara para aklamak, ABD'yi dolandırmakla suçlanan tutuklu Reza Zarap ve avukatları dünkü duruşmaya katılmadı. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ayrı yargılama ile iddianameye giren 2013 ve 2015'teki dinleme kayıtlarının tapelerinde itirazları reddedildi. Hakim taraflardan Fethullah Gülen ile Türk hükümeti arasındaki ilişkiyi ve farkları anlatabilecek bilir kişi getirmelerini istedi. Dün akşam Razi Canıklıgil'i izledim. Ee, CNN ve Hürriyet gazetesinin herhalde Washington temsilcisi, konulara vakıf, o mahkemelerin daha önce kimleri yargıladığını, işte kimlere ne kadar ceza verdiğini onlara anlattı. Ve zarap davasında gerçekten bazı bilinmeyen denklemlerle e, davanın başladığını söyledi. Ve biz de anlayamadık dediği yerler vardı. Yani yıllardır orada bu davaları takip eden kişi, biz de anlayamadık niye böyle dediği, Durumlar vardı, onu da hemen sizinle paylaşmış olayı. Sıdıka Metelik Günaydın, hayırlı yayınlar, aydınlık günler diliyorum demiş. Mustafa Kök Günaydın haftanın son gününde kolay gelsin, iyi bir gün olmasını diliyorum. Biz de böyle diliyoruz, iyi haberlerle sizlerin karşısında olalım diyoruz. Ama zaman zaman olmuyor işte. Şimdi bu Zarap davasıyla ilgili haber hemen üzerinde Hürriyet Gazetesi'nde. İran'da casusluk suslamasıyla tutuklanan İngiliz vatandaşı Nazanin Zakari için İngiltere'nin 450 milyon sterlin ödeyeceği iddia edildi diye bir haber var. Demek ki bu casusluklarda, casuslarda, şurada, burada bayağı paralar dönüyor. 450 milyon sterlin iyi para. Şimdi zarap bu şeyde e, nedir acaba Amerikan tarafından işlendi cezaevinde de şimdi böyle de iddialar var casusluk mu yapacak? Türkiye hakkında casusluk mu yapacak ya da Türkiye ile ilgili konuşacak. Türkiye'de farklı şeyler mi, Türkiye ile ilgili farklı konular mı anlatacak? Bunlar hep kamuoyunda tartışılıp duruyor. Ve Milliyet gazetesini biz bir ekrana getirelim. İnşallah Allah nasip ederse olursa zaman zaman bu tür haberlere döneceğiz iç siyaset, dış siyaset böyle döneceğiz bunlara. Proje okuluna yüz, 120 bin öğrenci haberi var. Başbakan Yıldırım TEOK yerine gelen sisteme ilişkin ister sınavla girsin ister girmesin herkes istediği yere kaydını yaptıracak. Hiçbir öğrenci dışarıda kalmayacak. Daha da güzel mümkün olduğu müddetçe öğrencilerimiz evine yakın yerlerdeki okullara gidecek. En iyi okul eve en yakın okuldur dedi. Şimdi yeni sistem demek ki neymiş? En iyi okul eve en yakın okul yeni sistem. Ah iyi ders şey verilmiş eğitim verilmiş iyi eğitim verilmemiş ya da işte dersler boş geçmiş boş geçmemiş öyle olmuş böyle kaderiniz bu. Eğer böyle e, kenar bir yerdeyseniz mahalledeyseniz kenar mahalle okulunda okuyacaksınız kenar mahalle çocuğu olacaksınız. Kenar mahalle bakkalı olacaksınız. Bu Türk edebiyatında da çok meşhurdur kenar mahalle olayı. Öyle gider. Oysa halen söylüyorum daha vakit geçmiş değil ki birçok eğitimci de aynı şeyi söylüyor. Ben de eğitim konusunda uzman değilim ama onları dinliyoruz, izliyoruz ve onlarla birlikte evet onlarla birlikte ne yapıyoruz? Onlardan öğrendiklerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Tecrübelerimize bakıyoruz. Geçmişte olanlara bakıyoruz. E yıllardır da mesleğin içerisinde İsas Türk eğitim sistemi gidip işte oradan buradan eğitim sistemi almayacak. Türk eğitim sisteminin önünde muhteşem bir geçmiş var. Köy enstitüleri konusunda çalışmalar yapılacak. Onları kentteki okullara kentteki yani yeniden eğitim sisteminde nasıl bunlar uyarlanabilir, onu düzenleyecekler. Hakikaten sorun kalmaz. Bakın hiç sorun kalmaz. Ama biz nedense böyle değiliz. Ha bile deneyeceğiz, olmayacak. Deneyeceğiz, olmayacak. Ben yine e, geçmişte söylemiştim, yine aynı şekilde teklif edeyim. Gerçi kim bizi dinler de. Düşünün Antalya'da Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış bir kişi dahi Ankara'ya gidip Ali Orhan'ın hiçbir katkısı yok diye Ankara'dan şey çekiyor. E, mail atıyor. Hani düşünün. Niye? çünkü burada istediği gibi at oynatamadı. Niye? Burada Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün bahçesinde kendi aracının yanına bir başkası araç çekmiş diye memuru sürdürmeye kalktı. Bunu da ben dile getirdim diye. Ya düşünün böyle bir eğitim sistemimiz, böyle bir eğitimcilerimiz var. Ha böyle eğitimcilerimizin olduğu yerde eğitimi tartışmak gerçekten okulları tartışmak çok yanlış. Önce bir eğitimcilerimizi tartışmamız lazım. Ve eğitimden anlayanlar, eğitimin içerisinde olanlar, o sektörün içerisinde olanlar artık sektör eğitim. Yani eğitim para getiren bir sektördür. Eğitim öbür türlü bakmayın. İyi yani iyi insanlar yetiştirecek, bilgili insanlar yetiştirecek diye bakmayın bu saatten sonra bu sistemin içerisinde bilgili insanlar kendisini ayrı bir kategoride yetiştiriyorlar. Yoksa eğitim sistemimiz artık bilgili insan yetiştirmiyor. Çünkü orası da birileri para kazansın diye o hale geldi. Şimdi toplanacaklar. Ama bir gün, ama bir hafta, ama bir ay, ama bir yıl enine boyuna tartışılacak ve bu konunun üstesinden gelmeye çalışılacak. Yoksa yoksa durum gerçekten kötüdür kötü. Niye kötüdür durum? Ona bakalım. Durumun kötülüğü şuradan. Eğitim bir toplumun gelişmesinde, bir toplumun büyümesinde ve bir toplumun varoluşunda en önemli etkenlerden bir tanesidir. Eğer eğitimde karmaşa yaşıyorsanız her şeyde karmaşayı yaşıyorsunuz. Onu da söyleyelim. Ve yine Milliyet Gazetesi'nden bir o tarafa bir bu tarafa gidip geliyoruz ama kızmayacaksınız. Çünkü gazetelerde her gazete farklı farklı görüyor olayları. Mesela açık öğretimde 5 milyon öğrenci diye bir haber var yine aynı haberin dip altında. İlkokuldan üniversiteye toplam 25 milyon öğrenciden 5 milyonu açık öğretim okullarında okuyor. Yani öğrencilerin 5'te biri okul, öğretmen ve arkadaş yüzü görmeden eğitim alıyor. Ortaokulda 198 bin lisede 1.1 milyon, üniversitede 3.3 milyon açık öğretim öğrencisi bulunuyor. 5 öğ öğrenciden biri okulu yok, arkadaşı yok, öğretmeni yok ama eğitimin içerisinde işte bu açık öğretim falan dediklerini. Bu açık öğretim ilk zaman başladığı zaman, ilk zamanlarda o zaman demiştim ki açık öğretimin her yanı açık. Hakikaten açık öğretimin de her yanı açık biz şu eğitim konularını bir, bir aşabilsek ülke biraz daha yukarıya doğru çıkacak tam çıkacak bir bakan geliyor küt baltayı vuruyor gidiyor öbür tarafa geliyor öbürü öyle derken gidiyor. Şimdi burada <laughs> Milliyet Gazetesi'nde de Rıza Sarraf Sarraf mıdır zarraf mıdır yani bu bazıları sarraf diyor bazıları zarraf diyor sarraf benim bildiğim altının değerini anlayandır değil mi? Altının kıymetini sarraf bilir derler şey e, tenekeden anlar, boş teneke ses çıkarır, çok ses çıkarır derler de mi? böyle miydi? Serdar böyle dediyse gerisi hiç önemli değil. Gerisi güzel. Çünkü o benim ben ben en çok Serdar'a soruyorum burada. Serdar bu böyle mi böyle? O zaman tamam doğrudur. Şimdi biraz konuyu dağıtalım yani kafanız biraz dağıldı. Çok yükledik sabah sabah. Sizi bir Aydere götüreyim. 11 ayder 3 uzun göl geliyor diye bir haber var. Bu nasıl 11 ayder? Doğu Karadeniz'de ayder benzeri 11 yaylaya uzun göl benzeri yapay göllerin yer alacağı 3 yeni turizm merkezi planlanıyor. Belirlenecek yerlerde kaçak yapılaşmanın önlenmesi için öncelikli koruma imar planları yapılacak. Eyvah eyvah yandık yandık. Eğer eğer hakikaten Ayder gibi yerler yapılacak. Ayder'de göl yok. Ayder'de bir dere var. Ayder deresi var. Ve o bölgede zaten böyle yerler var. Dolu. Mesela Mavi Göl müydü? Yeşil Göl müydü? Giresun'da geçenlerde paylaşmıştık. <laughs> e, o Oralar var. <laughs> Nereler var diye burada biraz karışık şey fotoğraf. Trabzon hava Havalimanı'nın yanı sıra Ordu, Giresun havalimanlarının hizmete girmesi Rize Artvin havalimanı inşaatlarının da 3 yıl sonra tamamlanacak olması ve yeşil yolun yapımının bitmesiyle bölgede yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin daha da artacağı öngörülüyor. Bölgede mevcut Talep karşılanamaz hale gelen Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası ile Trabzon'daki Uzungöl turizm merkezlerinin alternatifi yeni yerler için arayış başladı. Eyvah eyvah eyvah. Yandı. Öyle bir güzel işlemişler ki bakın oradaki işte Ayder ve şey gibi Uzungöl gibi yerler size kazandıracağız. Doğayla yeni bir şey yaptığınız zaman doğayla oynadığınız zaman intikamını alıyor işte daha iki gün önce burada yaşadık. Finike'de, e, Kumluca'da yaşadık. Doğayla oynamayacaksınız. Doğanın genleriyle oynamayacaksınız. Doğal güzellikler zaten var. Yapay göller oluşturmayın. Yeşil yollar oluşturmayın diyoruz. Kellim, kellim la diyorlar. Ama ben bu projenin orada böyle yerler var çok. Keşke bazıları ortaya çıkmasa. Mesela ben sal mezrasının ortaya çıkmasını istemem. Pokut yaylasının bu şekilde mezrasının bu şekilde amlakitin, palevidin olmasını istemem. Ondan sonra bu ordunun bazı yaylaları var oraya kimsenin gitmesini istiyor. Niye ambozuluyor an bozuluyor ve gerçekten orayı gelmeye gidenler de hani biz çok doğa severiz falan diyenler var ya onlar da pisletip geri dönüyorlar. Sizlerle burada paylaşmıştım ben o Karadeniz'deki o yaylaların yollarındaki çöp birikintilerine. Hadi kentte diyelim ki kentte yaşamayı hak etmeyen insanlar kirletiyor. Orada da biz şeyiz, trekkingçiyiz, çevreciyiz diyenler yürüyor. Ya da çevreyi görmeye geldik diyenler yürüyor. Ondan sonra da o hal bu. Arkadaşlar ara zamanımız geldi mi? Beni istersem değil arkadaşlar. Saat istiyorsa, siz istiyorsanız. Öyle olursa ben istediğimde ara veririm. Öyle. Evet teşekkür ediyorum. Konu bitmiştir eee nedir? Birkaç konuyu konuştuk. Bir sonraki e, şeyde bölümde yine farklı farklı konular e, konuşacağız. Ama dediğim gibi mesela Fakı Baba buradaydı. Tarım Orman Köy İşleri Bakanı. Yok Tarım Orman değil ya. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı teşekkür ediyorum. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Fakı Baba buradaydı. Fakı Baba ile ilgili bir görüntülerimiz var. İşte uçağımız hani indi dün ben onu da sosyal medyadan paylaştım. Uçağımı aldım evin bahçesine çektim diye ondan sonra bir tane de Cessna tipi bulduk. Küçük uçak bulduk onu da hafta sonları kullanayım diye aldım. Bir de onunla fotoğraf çekip paylaştım. Uçaklarımız var. Ondan sonra AK Parti kadın yeni seçilen AK Parti Kadın Kolları Başkanının dün Kanal V'yi ziyareti var. Onu da sizlerle paylaşacağız. Ondan sonra Murat Paşa'nın sosyal yardımlarıyla ilgili bir haberimiz var. Onları da sizinle paylaşacağız. Hayatı paylaşacağız daha doğrusu. Bizden ayrılmayın. Bakın bizden ayrılırsanız bakın ha burada söylüyorum. Bizden ayrılırsanız Antalya'dan haberiniz olmaz. Bizden ayrılırsanız sizi dünya ile entegre yapamayız, entegre oluşturamayız. Onun için bizden ayrılmayın. Biraz sonra yine burada olacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Geliyoruz. izleyiciler. Devam ediyoruz programımıza. Bugün 17 Ekim 2017 Cuma haftanın son günü ne var ne yok diye bakıyoruz. Bu kameradayım arkadaşlar. Bir de çaydan yudumlayayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne var ne yok diye bakıyoruz. Dün neler olmuş, neler olmamış, gazete sayfalarına neler gelmiş. Öbür tarafta ekranla şeyden ee, nedir? bize e, haber merkezinden neler gelmiş onlara bakıyoruz. Şimdi Hürriyet Gazetesi'ne yine bir devam edelim ne var ne yok diye. Elifler iyileşsin diye uluslararası köprü haberi var Hürriyet Gazetesi'nde. Nadir görülen Tüccar sendromuyla doğan 5 aylık Elif bebeğin ailesi ABD'ye kadar uzanan bir dostluk köprüsü kurdu diyor. Elmazık kemikleri tam gelişemediği için yüzündeki anomaliye büyüyecek olan Elif için ailesi Türkiye'deki hastaları sosyal medyada buluşturdu. ABD'deki dernek başkanı da Elif'i ziyarete geldi. İşte bakın böyle şeyler yapmak lazım. Böyle güzellikler, böyle hoşlar, böyle Dünya ile bu entegreleri sağlamalıyız. Nasıl yardımcı olabiliriz birbirimize? Neler yapabiliriz? Nelerde karşılıklı birbirimize el uzatabiliriz? Bunları yapabildiğimiz zaman varız. Yoksa öbür türlü şey yok. Ee, yaşam hakkı yok. Gerçekten yaşayamıyorsun Yani nefes alıyorsunuz ama yaşamak değil o. Evet devam edelim. Biraz siyasetten uzaklaşalım. Ama bir gerçeğe gelelim. Mesela sağlık sistemini ben zaman zaman eleştirdiğimde beni yolda görenler her şeye karşısın ya. Ben aslında hiçbir şeye karşı değilim. Ben sistemin yürümemesine karşıyım. Şimdi arkadaşlar Posta gazetesinde hasta takibi diye bir yer, bölüm var. Orayı bir getirebilir miyiz ekrana? Neden öyle olduğunu şimdi çok daha rahat olarak göreceğiz. Hepimiz anlayacağız. Gazete ekrana geldi. Şimdi bakın hasta takibi diye bir haber var burada. Olay çok farklı. Birilerinin annesi rahatsızlanıyor, felç geçiriyor. Hastanede tedavi altına alınıyor. Daha sonra hastaneden tedavi altına alındıktan sonra taburcu ediliyor. Diyorlar ki bize bir ambulans verin. Bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar. Ambulans gelmiyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sedye ile hastalarını eve götürmek istiyorlar. Tesadüf yolda vali karşılaşıyor. Adıyaman'da olay oluyor. Vali yolda karşılaşıyor. Vali bir telefon açıyor. iki tane birden ambulans geliyor. İşte sistem bu bizde. Dayın varsa arkan kuvvetlisi oluyor. Peki vali telefon açana kadar vali telefon açtığında iki tane ambulans bulunuyor da bir tane de değil de vali gelene kadar vali telefon açana kadar niye yok bu? Haberi okuyalım. Felç geçirip Adıyaman Üniversitesi Hastanesi'nde 3 ay tedavi gören Hatice Ata 78 yaşında dün taburcu edildi. Bilal ve Arife Ata annelerini 15 dakika uzaktaki eve götürmek için ambulans istedi. Üç saat beklediler ambulans gelmedi. İki kardeş annelerini sedye ile eve götürmeye karar verdi. Ve bundan sonraki gelişmelere bakın. Sedye ile caddede götürmeye başlıyorlar, çalışıyorlar. Yolda tesadüfen Adıyaman valisi aziz kalkanzı ile karşılaşıldı. Durumu öğrenen vali hastaneye talimat verdi. Hastane iki ambulans birden yolladı. Ata kardeşler üç saat bekledik bir tane gelmedi. Vali aradı iki tane geldi diyerek tepki gösterdi ve annelerini ambulansa bindirmedi. Hareket dört dörtlük. Vallahi tebrik ediyorum. Mesela bu işte. Eğer vali telefon açarsa var, Ali buradan söylerse yok. Şimdi bu tür olayları ne kadar çok gündeme getirirsek o kadar başkaları örnek alır diye düşünüyoruz ama maalesef her geçen gün bir bakıyorsunuz ki bundan daha beteri çıkıyor. Biz neden işimizi doğru dürüst yapmıyoruz? Bu kişilerin hastası eve eğer ambulansla gidecektiyse <laughs> neden gönderilmedi? Yok ambulansla gitmeyecektiyse vali telefon ettikten sonra niye ambulans verildi? Hep bu işler böyle oluyor. Ben bu yüzden kentin valileri gerçekten çok önemlidir. Birçok şeyi siz yıllarca söylersiniz kimse dinlemez. Vali bir kez söyler. Anında her şey düzelir. Niye? Çünkü o vali Ali değil. Ali söyler. Kimse tık, tık, tınlamaz. Vali söyledi de Akan dereler durur. Ha. Şimdi burada sağlık sisteminin nasıl bir yere geldiğini gösterir bu sistem. Demek ki eğer dayın varsa ya da etkili ve yetkili talimat vermiyorsa ambulansı 3 daha beklerdin. 6 saat daha beklerdin ya da 1-2 gün beklerdin. Sistem öyle bir yere gelmiş. Evet devam edelim. Sizden gelen mesajlara da bu arada bakalım. Evet. Mustafa Kök diyor ki özür diliyorum ee, Reza Zarraf asıl ancak Türk vatandaşı oldu diye Reza Zarraf diyorlar diyor Mustafa Kök eğitimde başarılı yukarılara taşımak için önce milli eğitim çalışanlarına değer verecek onları zaman zaman hizmet içi eğitimi alacak ve bilgilerini güncellemelerini sağlayacak zamanı gelen personelini emekliye ayırabilmeyi bilgi ve becerileri bakımından çok iyi olan eğitim biriminde değerlendirmeli, branşlarıyla bilgilerinden yararlanılmalı, milli eğitim çalışanları rotasyona tabi olmalı, göreve başlayan bir öğretmen 30 yıl çalışıp başladığı yerde emekli oluyor. Bunları sayıp artırmak mümkün ancak öncelikli olarak hak eden hak ettiği göreve gelebilmeli gibi bir yorumu var. Teşekkür ediyoruz. Günaydın iyi yayınlar kolay gelsin demiş İbrahim Çabuk. Cem Balkan diyor ki şapka düştü kel göründü. Meclis başkan adayları kesinleşti partinin adayına bakınca ne kadar Atatürkçü oldukları belli oldu. Tabana ufaktan bir mesaj yolladılar. Biz görünüşte Atatürkçüyüm ama özümüz aynı. Eski deyimiyle katranı kaynatsan olur mu şeker demiş. Evet. Şeyde de e, nedir? Fotoğraf işte bakın bakmakla görmek arasında çok fark var. Mustafa Kök beni Uyarıyor diyor ki dikkat et diyor hasta takibi Adıyaman'daki olay da bu e, posta gazetesindeki haber vardı ya bir ekrana gelebilir mi? Şimdi oradaki e, Arif Atan'ın arkadaşlar gazeteyi bir getireceğiz mi ekranı? Ha Arif ha Arif hasta takibi abi az önce konuştuğumuz haber. O haber. Diyor ki Mustafa Kök Adıyaman'daki olayda evlatların birinin göğsünde diyor. Rabia işareti var. Evet şeyde tişörtte bir Rabia işaretli bir tişört giymiş. Evet bu iş böyle. Şimdi buradan sizi götürelim Finike'ye. Antalya'ya gelelim. Finike'ye gidelim. Finike'de Finike, Kumluca buralardaki o sel ve hortum felaketinden sonra Sayın Bakan Fakı Baba Antalya'daydı. Ama bu arada da 5. Domates Yetiştiriciliği Teknoloji Fuarı'na olan Domat Domatex Spor'un açılış törenine katıldı. Rusya'daki domates ihracatının ele alındığını belirtmiş. Yani artık Rusya'ya domates çeşidi satabiliyoruz. Fak Fakı Baba kalıntı söylerine kalıntı söyler de Net bir cevap vermiş, haberi bir izleyelim. Haberi hazırladı arkadaşlarımız, ondan sonra yine birlikte olalım. Bizim buradaki amacımız gerçekten Türkiye'yi, tarımı, hayvancılığı en önemli bir merkez haline getirmektir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Reşef Fakıbaba, Antalya'nın Kumluca ilçesinde kapıları 5 kez açan Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katıldı. Bakan Fakı Baba açılışta yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan Rusya ziyaretinde domates ihracatının ele alındığını belirtti. Domates yine hakikaten gündemdeydi Rusya'da. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Putin bu konuda görüştü. İnşallah ben inanıyorum. Çok kısa bir süre içerisinde de çok iyi gelişmelerin olduğunu ve büyük müjdeli haberler verileceğini de ben buradan özellikle Antalyalı hemşerilerime bildirmek istiyorum. Fakı Baba ürünlerdeki kalıntıların Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin çıkarttığı dedikodu olduğunu belirtti. Bir kısım insanlar bunu kötülemek için yok efendim gıdada şu hormon var yok ya bunun neresinde hormon olacak niye hormon kullansın kardeşim benim çiftçim akıllı insandır yani bundan hormon kullanıp da kalıntı tespit edildiğinde geri döneceğini bilmiyorum hem kendisi için zararlı olacağını bilmiyorum. Onun için İnşallah bu dedikoduların da en kısa zamanda biteceğine inanıyorum. Antalya'nın ihracatında 2016'da sadece 30 milyon lira eksilme olduğunu dile getiren Fakı Baba, tarım ve gıdanın dünyanın en önemli varlığı olduğunu söyledi. Bakan Fakı Baba, fuarlarda üretici, tüketici, sanayi, marketçi, herkesin buluşup dertlerini anlatacağını belirterek Antalya'ya iki buçuk günlük bir program yaparak tarafların hepsini dinleyeceğini vurguladı. Bakan Fakı Baba, bakanlığın amacının Antalya'yı dünyada tarımın ve hayvancılığın önemli bir merkezi yapmak olduğunu belirtti. Bizim buradaki amacımız gerçekten Türkiye'yi, tarımı, hayvancılığı en önemli bir merkez haline getirmektir. Bazı arkadaşlar buna inanmayabilir, et ithal ediliyor falan filan diyebilirler. Ama sayılar bellidir, üretilen e, meblağ bellidir. İnşallah göreceksiniz çok kısa zamanda Türkiye hem tarımda hem hayvancılıkta hem gıda da sadece bu bölgenin değil dünyanın çok önemli bir eee haline gelecektir. Konuşmanın ardından Fakı Baba ve protokol üyeleri Merkez Halinde düzenlenen 5. Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Evet bu haberi de izledik ve biz de programa devam edelim. Şimdi biraz şeyde, e, siyasette yine dedik ya hava ısındı diye. Hürriyet gazetesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye cacılar Birliği 41. Olağan Büyük Kongresi'ndeki konuşması var. CHP lideri şey Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu Hükümetten gelen SSK'yı batırdı eleştirilerine, 10 yılımızı incelediler, 5 kuruşluk yolsuzluk bulamadılar. AK Parti Genel Başkanına, Başbakan'a meydan okuyorum. Eğer sosyal güvenliği tartışacaksan ben tek başıma geleceğim, siz ordunuzla gelin demiş. Başlıkta zaten ordunuzla gelin, SSK'yı tartışalım başlığıydı. Ee, şimdi de başka film çeviriyorlar diyor Yıldırım. Başbakan Binali Yıldırım. Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz'da mesafe alamayanlar bugünlerde başka bir film çeviriyor. Acaba ne yaparız? Da 15 Temmuz'da bezelemediğimiz işi sonlandırırız. Ekonomiye, baskılara, kriz, kaos senaryolarıyla bu milleti dize getireceklerini zannediyorlar. Hiç boşuna heveslenmeyin diye net tavır koymuş. Öte taraftan müftülere henüz nikah yetkisi verilmedi diyor Diyanet İşleri Başkanı. Diyarbakır önceki gün Bismil'de Diyarbakır önceki gün Bismil'de. Önceki gün Diyarbakır Bismil'de müftü nikahı evlenenlere kötü haber. Diyanette Diyanetten müftülerle henüz yanıt verilmedi. Ya Allah Allah nasıl bir haber yazdım? Gerçekten ben mi yanlış okuyorum yoksa? E olabilir de yani Diyarbakır olduğunu hatırlatır da öyle olmuyor ki. Şeyi yazarken mesela haberde e, Muğla yazarken Muğla, vali bilmem ne diye girmiyorlar. Neyse burada da bir hata var da onun için bizim de karışıyor. Ondan sonra da diyorlar ki tekliyorsun ya. Burada çiftlemek mümkün değil. Hakikaten teklersin burada. Evet devam edelim. Biz yine işimize devam edelim. Başkalarına böyle laf atmaklı olmuyor. Şimdi Posta Gazetesi'ndeyiz. E, firmaların isimlerini vermeyeceğim. Yani marka ismi vermeyeceğim. Pop, Popçu Demet Akal'ın bir şeye geliyor. Meslektaşı Ayla Çelik'in doğum gününde giydiği kıyafet ve aksesuarların toplam değerini hesaplamışlar. Mesela gözlük 1400 lira, tişört 8200 lira. Abi ne giyiyorsun Allah'ını seversen 8200 liraya tişört mü olur? Çanta 30 bin lira, tektaş yüzük 500 bin lira mı? 500 bin lira, Rolex saat 80 bin lira şey verdik bak neyse bir tane kaçtı öyle. Çizme sekiz bin lira etek 229 TL Valla bu toplam değeri giydiklerinin toplam değeri 600 yüz kaçtaymış biliyor musunuz? 628 bin TL 628 yüz daha diyeceğimi düşünüyordu ama Yani o üstü giydiği taktığı şusu bu su bu yüz bin TL 628 bin lirayla ne yapılır? Orada haberde yazmış. İstanbul'un birçok semtinde diyor daire alınır. Gerçekten öyle ya. 628 bin lirayla. Dün sorduk ya hayallerinizde neler var diye. Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız ne edersiniz diye. Neler alınıyor diye orada da yazıyordu. Bilmem kaç tane altın. Cumhuriyet altını şu bu. Vallahi demek ki insanlar böyle e, gezer banka. Bazıları gezer. Bazı elbiseler banka vazifesi görüyor. Bazı insanlar elbisesiz geziyor. Bazı elbiselerin de içinde insan olmuyor. Şimdi bunlar hayır, yok o kadar. İle, yok yok söylemeyeceğim. söylemeyeceğim. Vallahi söylemeyeceğim. Şimdi bakın. Öyle şeylerle gündemi değerlendirip ya da geçiştiriyoruz ki bu ülke için şehit olanları unutuyoruz. Zaten gazetelerin bazısında böyle küçücük bir şekilde verilmiş. Mesela Milliyet Gazetesi'nde diyor ki Tezkere günü şehit düştü. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonlarda şehit olan Topçu Ersuat Surki memleketi Van'da toprağa verildi. Yine Kuzey Irak'tan 3 acı haber diye var. PKK'lı teröristlerin önceki gün Gara bölgesinde Asya Ateş'te Topçu Ersuat Surki Van'da toprağa <laughs> e, verilen Suat Sürki dün tezkeresini alıp terhis olacaktı diyor. Teröristler Irak sınırında arazi taraması yapan askerlere dün Reket atarlı saldırı düzenledi. Uzman savuçlar Hataylı Sefa Kabakkaya ile ordulu Bilal Türkmen de şehit oldu. Buyurun. Yani bunlar gerçekten artık sıradan haberler olmaya başladı ve toplum duyarlılığını kaybetti. Bakın gazetelerde böyle kenarda küçücük şeyler var. Bu, bu şehitlerle ilgili küçücük e, haberler var. Mesela Hürriyet'te de yine öyle. Tek sütun. Şey de var mı? Sabah gazetesinde var mı? Ona bakıyorum. Okuduğumuz gazeteler içerisinde Sabah gazetesinde hakikaten yok. Görmedim. Eğer olursa da gören varsa bana söylesin. Ben de şuradadır diye bakıp sizlerle onu paylaşayım. Evet, arkadaşlar e, reklam arası geldi mi? Efendim, bir dakikamız var. Tamam, bir dakikamız varsa o zaman e, Milliyet Gazetesi'nden bir iki haber daha okuyalım. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, özellikle katılım bankalarına sesleniyorum. İşin kolayını artık bırakalım, artık daha inovatif, gerçek anlamda ortaklıkları içeren bir iş modeliyle büyüyelim. Bu konuda her türlü desteği göreceksiniz. Biz yalnızdayız, önünüzü açacağız demiş. Ajan faaliyetlerine izin yok demiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan İçişleri Bakanı Soylu. Ben İçişleri Bakanı olduğum sürece Sayın Cumhurbaşkanımızın da hepimizin de bilgisi dahilinde bu ülkedeki ajan faaliyetleri yapmaya çalışan kimseye müsaade etmeyeceğiz demiş. FETÖ'de aşkın gözü kör değilmiş. İstanbul polisinin geçen ay bir FETÖ operasyonunda gözaltına aldığı Serhat Kotatlı izdivaç mı izdivaç imamının baylok görüşmelerinden örgütün evlenecek üyelerini A, B ve C kategorilerine ayırıp ona göre eş tayin ettiği ortaya çıkmış. Kategorilerin oluşmasında para ve zenginliğin birinci, kariyer ve eğitimin ikinci, dış görünüş ve güzelliğin ise üçüncü etken olduğu anlaşılmış. Bakın orada bile Para para para. Birinci kategori para. Para var huzur var derler. Para var hayat var derler. Evet para gerekli. İnsanın yaşaması için gerekli. Çünkü sistem kapitalist sistem öyle koymuş kendini. Ama unutmayın insanın ve sevginin olmadığı bir yerde hiçbir şeyin anlamı yok. İnsan ve sevgi. Bu ikisinin olmadığı bir yerde hiçbir şeyin anlamı yok. Sizin istediğiniz kadar paranız olsun. Sevgisiz bir toplumda yetişiyorsanız ve insan yoksa yanınızda Öyle yürüyen elbiseler çoksa, içi boş yürüyen elbiseler, yaşantından da kuşkun yoksa sen bir yere varamazsın arkadaş diyelim. Ve kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra Antalya'ya, Antalya sporla ilgili tartışmalara, polemiklere, siyaset kaynıyor böyle fokur fokur Antalya'da bunlara bakacağız. Şimdi kısa bir ara. Programımız devam ediyor. Bugün 17 Kasım 2017, 17 Kasım 2017, yediler denk gelmiş ama bizde de yedi miras yediyle yedi. Bak şimdi bir şey diyeceğim miras yedi olacak demeyeceğim dedi olacak öyle onun için öyle yapmayalım. Evet, ne var ne yok diye bakıyoruz etrafımıza. Dün sosyal medyada bir iki tane görüntü paylaştım. İki uçak görüntüsü ve birine yazdım ki işte uçak aldım evin önüne çektim diye. Ötekine de yazdım ki burada hafta sonu kullanacağım uçak. Sağ olsun arkadaşlarım, eşlerimiz, dostlarımız gerçekten böyle ilginç, enteresan ve esprili gülebileceğimiz, yüzümüzü güldüren e, e, yorumlar yazdılar. O fotoğrafların dibine sosyal medyada çok da sevindim. Yani sevenlerim var Allah razı olsun. Sevmeyenlerim de var. Onlardan da Allah razı olsun. Çünkü sevmeyenlerim olmasa sevenlerimin değerini bilemeyeceğim. Onun için hepsine Allah uzun ömür versin. Sevene de sevmeyene de. Ama son günlerde bu uçak meselesi bayağı Antalya'da son iki gündür konuşuluyor. Dün sabah da sizinle görüntülerini paylaşmıştık. Tırla götürülen bir uçak vardı. İşte o uçak Aksu Uçak Bakım ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağışlandı. Sayın e, Dişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da araya girmesiyle Antalyalı bir iş adamı onu aldı ve Aksu Uçak Bakım ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağışlandı. Burada öyle bir değişik şey vardı ki dün gittim, dün ben de gittim arkadaşlarımla beraber Şenol Civcir ve Mehmet Karakaş oraya gidiyorlardı. Mehmet Karakaş görüntülerdi. Şenol Civciv haberi hazırladı cilcir Ve samimi bir şey söyleyeyim. Beden eğitim müdüründen şey öğretmeninden müdür olursa bir okul nasıl olur işte öyle olur. Bakın bir beden eğitimi öğretmeniymiş. Kendisi söylemedi bunu orada konuşurken arkadaşlarla. Ama o kadar bir hevesli, o kadar çok yeni bir şeyler yapma heyecanını taşıyor. Okul müdürü ilk defa gördüm. Ben o oraya o okula da ilk defa gittim. Zaten okullar bölgesi 3-5 tane okul yan yana ve Gent bir kere Gent. Bu düşüncedeki arkadaşlar varsa eğitimde yol alabiliriz. Orada konuşurken dedi ki ya ne güzel oldu dedi. Heyecandan yerinde duramıyor. Diyor ki akşamdan sabaha kadar diyor bunu getirene kadar kaç saatte getirdik diye uyumadım diyor. Heyecandan uyumadım diyor. Niye? Ya diyor Şöyle diyor, iş bitti diyor, uçağa koyduk diyor, sabah diyor, aydınlandıktan sonra şöyle bir baktım diyor, ne kadar çok yakıştı diyor. Okul müdürü diyor bunu. Ya ne kadar güzel bir şey. Uyumamış, o heyecan hala üzerinden taşıyor. Gazetecilerin o yoğun isteklerinde hiç kimseyi kırmadan cevaplar veriyor. Şimdi o haberi arkadaşlarımız Şenol Cilcir'in hazırladığı, Mehmet Karakaş'ın görüntülediği haberi bir izleyelim. Ondan sonra yine beraber olacağız. Karayolunda 4 tır. Boeing 737-400 tipi yolcu uçağını taşıyor. Gören, duyan şaşkınlık yaşadı. Görüntüler Antalya'da kayda geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun öncülüğünde Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kazandırılan uçak gece yarısı okula getirildi. Geçen senede bu uçağın havalimanında kal olduğunu öğrendik. Bu girişimlerimizi başlatınca sağ olsunlar. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu okulumu ziyaret ettiğinde bu konuyu gündeme getirdik. Kendisi not etti ve onun çabalarıyla beraber hayırseverimizin de uçağa olan maddi katkısıyla okulumuza hibesi gerçekleşti. Uçağın henüz motor ve kanat kısımları takılmadı. İlerleyen günlerde takılacak ve bu işlem bittikten sonraysa uçağın iç kısmına geçilecek. Uçağın iç kısmıysa müze olarak düzenlenecek ve daha sonraysa ziyaret açılacak. Dünyada bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah takriben iki ay sonra uçağımız uçak kütüphane olarak öğrencilerimizin hizmetine girecek. Sadece uçak kütüphane değil, aviyonikte çocuklarımızın eğitiminde koptan köş pilot olsun, iniş takımları gövdede de öğrencilerimiz ders materyali olarak görecekler. Müze yapacağız içerisinde minik, sinema salonu olacak ve çocuklarımız kitap okuyacak. Dünyada ilk kez bir yolcu uçağı okul bahçesine müze kütüphane olarak hizmet verecek. Kütüphanedeki yayınların %50'si havacılık üzerine olacak. Bu uçağımızın kütüphanesi bütün Türkiye'ye açık olacak. Antalyamız ziyaret eden okullarımız, velilerimiz, vatandaşlarımız gündüzleri okul açık olduğu saatlerde rahatlıkla uçağımızı ziyaret edebilecekler. Büyük bir heyecanla karşıladık zaten. Sabahtan beri bir sürü insanlar geldi. Biz de gurur verici bir duygu yaşıyoruz. Okulmacısı bir uçak var gördüğünüz gibi yani çaşırtıcı bir durum. Hani bu arkadaşlarım ve benim adıma büyük bir şans. Yolcu uçağı 2011'de Antalya Havalimanı'na iniş esnasında lastiğinin patlaması sonucu kanadının üstüne yatmıştı. Kaza sonrası hurdaya ayrılan uçak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle bir hayırsever tarafından satın alınarak okula hibe edildi hem okulumuzdaki öğrenciler adına hem idaremiz hem bir de ülkemiz adına çok gurur verici bir şey. Sadece okulun bahçesindeki uçak değil içinde bulunduğumuz T-67 eğitim uçağı da geçtiğimiz bir buçuk ay önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri sayesinde okula kazandırılmıştı. Evet yani 5-4-3 siz sayın arkadaşlar yani ben burada olmasam da Bakın ben şu anda ekrandan çıktım. Ben yine oradayım. Sesim varsa gerisi önemli değil. Teferruat. Yani beni görseler ne görmeseler ne. Önemli olan insanlara beni görmeleri değil. insanlara neleri göstermeye çalıştığımız neleri söylediğimiz. Bakın işte Ali Orhan ile Antalya gündemi programı devam ediyor. Ben yokum. Ama ben varım. Çünkü sizler varsınız. Sizler varsanız ben yine varım. Evet şimdi gelelim. Gelelim. Gelelim konu ve konu ağır konu ağır konu. Konu çok ağır. Bu Antalya'da uzun zaman tartışılacak. Antalya Spor'da Şafak Depremi diye başlığıyla vermiş Sabah Akdeniz gazetesi. Diyor ki Antalya Spor Başkanı destek alamıyor diyerek seçimli genel kurul kararı verdi. Şok açıklamaya camiadan büyük tepkiler geldi. Türel cevap verdi. Yönetimden ilk istifa var. Niye böyle oldu? Niye böyle son ee, günlerde bu var aslında bu enine boyuna tartışılacak ve hakikaten tez olabilecek bir konu Ali Şafak Öztürk'ün Antalya Spor'a başkan oluşu ve başkanlıktan gidişi gelirken kimler destekledi Ali Şafak Öztürk'ü oraya gelirken kimler destekledi giderken Ali Şafak Öztürk kimlere göndermelerde bulundu Hani derler ya yola çıktığınla yolda bulduklarını yola çıktıklarına değişirsen tehlike çanları çalar işte aynen öyle bir durum oldu. O zamanları çok hatırlıyorum. Gültekin Gencer başkan olmasın diye başkanlıktan ayrılsın diye uğraşanlar çabalayanlar Ali Şafak Öztürk'ü ön plana atanlar bugün Ali Şafak Öztürk'le ilgili neler yazıyorlar neler. Kimler neler yazmamış. Okuduğunuz zaman gerçekten şaşırıyorsunuz. Şimdi gazetelere bakıyorum. Biri yazmış. Ali Bey diyor şehrin tapusunu da al bari ama o kişi o onu yazan, o başlığı atanlar Ali Şafak Öztürk geldiğinde nasıl götürürüz diye gece gündüz alkışladılar. Ha kendi, Şehrin e, şehri de al bari dediği e, nereye diyor onu biliyor musun? Çünkü kendisi iyi biliyor bu işleri. Hangi işleri iyi biliyor? Villa milla işlerini, arsa kapatma işlerini, villa yapma işlerini, perforje işlerini. Gidip bir belediye başkanına, bir rektöre çatı da sana düştü burada. Senin payına bu düştü deme işlerini iyi bildikleri için bu tür ilişkilerde onları da arıyorlar. Ali Şafak Öztürk başarısız olmuştur. Antalya Spor'da en başarısız başkanlardan biridir. Kabul. Sonuna kadar. Ali Şafak Öztürk'ü hiç savunmuyorum. Geldiği günden beri de götüremeyeceğini, bu işi başaramayacağını söyledim. Bu iş şov işidir. Evet şovunu çok iyi yaptı ama diğer konularda sınıfta kaldı. Şimdi bir kişi, bir Antalya Spor Başkanı, geçmişin Antalya Spor Başkanı gitti. Dünyanın yıldızı Eto'yu aldı geldi. Hepimiz kafa yaptık. Getiremez, gidemez, edemez, bilmem ne diye. Ama getirdi hepimize böyle şey gibi suratımıza sabah çarpan o fırtına şeysi gibi rüzgarı gibi taat diye bir ses getirdi. Ve eto gerçekten Antalyaya son derece katkıda bulunan bir futbolcu oldu, bir sporcu oldu kişiliğiyle, hareketleriyle, futboluyla, davranışıyla ve Gültekin Gencer. İşte o etoyu getiren, o getiremez dediğimiz, yapamıyor dediğimiz başkanlığı eleştirdiğimiz Gültekin Gencer, Antalya spor firmasını hakikaten çok çok yukarılara çıkardı. Bayağı yukarıdaydı. Şimdi Antalya spor ismi bu firma öyle bir düşürüldü, öyle bir düşürüldü ki gittiler bir sürü futbolcu aldılar. Yok yıldızdı, yok şuydu, yok buydu bilmem neydi hepsi hikaye. İşte Antalya Spor'un son yıldızı da söndü. Bitti. Ha, Antalya Spor biter mi? Asla bitmez. Antalya Spor'da kimler geldi, kimler geçti, ne futbolcular geçti, ne takımlarla maç yaptı. Antalya'ya kimler geldi, kimler formasını giydi, kimler başkanlık yaptı, kimler yöneticilik yaptı. Bunlar ayrı bir konu. Ama Antalya Spor hiç bu kadar bahtsız olmamıştı. Hiç bu kadar acemice yönetilmemişti. Hiç bu kadar kimsenin elinde oyuncak olmamıştı. Antalya Spor sadece istifa eden şeyin e, e, Ali Şafak Öztürk'ün oyuncağı değil, birileri daha Antalya Spor'u oyuncak olarak gördü bu dönemde. İşte şimdi o birileri çatışmaya başladı. Antalya'da Antalya Spor Antalya için çok önemli bir unsurdur. Ama ne yazık ki halen daha stadını dolduramayan bir taraftar vardır. Halen daha lafa sıra geldi miydi konuşanlar vardır. Ama halen daha Antalya Sporu hak ettiği yere getirmek için uğraşan insanlar yoktur. Burada söyleyelim. Şimdi ne olur? Mutlaka işte seçimli genel kurulda yeni bir aday olur ya da yeni birileri olur ya da Antalya Spor Derneği çünkü e, hisselerin çoğu orada. O kimi isterse o gelir. Ona birileri yine siyasilerin biri gider ki şu olsun der. Böyle gider. Ama olan Antalya Sporu olur. Bugün bakıyorum yazılarında kendilerine ayrılan gazetenin sayfalarında yazı yazanların çoğu zamanında bu başkanla yan yana fotoğraf çektirmek için uğraşıyordu. Ama gerçekler hiçbir zaman Balçık'la Güneş Balçık'la sıvanmıyor. Onu da söyleyelim. Ve evet, Antalya Spor'daki durum bu. Ne olur ne olmaz onu zaman gösterecek bize. Antalya Spor yoluna devam eder. Bu yıl başarısız bir performansla başladı. Bundan sonra nasıl gider onu da bilmiyoruz. Ve bu arada yönetimden ilk istifa da geldi. Yani gene olan, e, seçimli olan üstü kongre kararından sonra bir istifa Antalya Spor Yönetim Kurulu'ndan ilk istifa kararı dün Nadire Konuk Akıncıoğlu'ndan geldi. Akıncıoğlu, Öztürk'ün kendilerine danışmadan kamuoyunda inandırıcı bulunmayan ve önemli bir kurumu hedef alındığı açıklamasını doğru bulmadığını söyledi. Yani nereyi şey kastediyor önemli bir kurum derken Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kastederek yapmış olduğu konuşmada bize hiçbir katkıları olmadı dediği Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde. Şimdi bakın. Antalya büyük şey Menderes Türeli burada şu açıdan e, eleştirebilirsiniz. Menderes Türel gelirken al Şafak Öztürk'e desteğini verdi. Şeye destek verdi. Şimdi ama Menderes Türel evet Antalya'nın malıdır. Antalyalı'nın malıdır. Antalyalı'nın e, şeysiyle paralarıyla yapılmıştır. Döşeme altındaki tesisleri bila ücret. Antalya Spor'a verdi. Aa, bu çok önemli bir katıdır. Hakikaten çok önemli bir katıdır. Bir büyükşehir belediyesi meclis kararı ile ki bugünkü gazetelerde bu var Sayın e, Menderes Türel de açıklamış. Yiğit diyordur hakkını ver. Meclis kararı ile Antalya Spor yönetimine hakikaten Avrupa'da eşi benzeri olmayan ya da çok zor bulunan tesisleri vermiştir. İki, Antalya Spor'a devamlı gelir sağlamıştır. Üç, Başkan Türel Antalya Spor formasını her zaman giymiştir. Sırtındadır geçtiğimiz günlerde. Samsun medyasında bir tartışma vardı. Samsun medyasında. Samsun Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel bir araya geliyorlar. Menderes Türel'in üzerinde Antalya Spor eşofmanları var. Antalya Spor forması var. Samsun Belediye Başkanı'nın üzerinde farklı bir eşofman var. Bunun içinde eleştirdiler Samsun medyası, Samsun Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı. Ve örnek al dediler Menderes Türeli. Bakın Menderes Türeli ben eleştirdim. Birçok konuda eleştiririm. Ama Antalya ve Antalyalılığını asla. Hataları yok mudur bu olayda var. Onu da söyleyelim. Hataları da var. O ayrı. Bu yönetimin gelişinde bu istifalarda falan değil. Ali Şafak Öztürk en son yapması gerekeni şimdi böylesine yaptı. Başarısız olduk istifa ediyoruz. Hiç kimseyi suçlamadan, etmeden uslu uslu çekilseydi böyle olmazdı. Şimdi öbür taraftan bana bir mesaj geldi bu sabah. Bu mesajı da sizlerle paylaşayım. Ali Şafak Öztürk Konya altından Cumhuriyet Halk Partisi adayı mı? diye bir mesaj geldi. O mesajı saklayacağım, gelen kişiden saklayacağım. İsim vermiyorum şimdi. Siyasete girecek kişi bu şekilde davranırsa daha girmeden kaybeder. Ben Ali Şafak Öztürk'ün e, Konya altından aday 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 olacağını, aday aday daha iyi olabileceğini düşünmüyorum çünkü Ali Şafak Öztürk ismi artık Antalya'da. Ee, iyi olarak anılacak bir isim değildir. Hiçbir siyasi parti daha önce de AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yazılmıştı ama yok. Ali Şafak Öztürk ismi parası var pulu var eyvallah kişiliğine sözümüz yok. Ona eyvallah. Kendi şirketini nasıl idare ediyor bilmeyiz zaten. Baba şirketi idare ediyor da ama şu bir gerçek Ali Şafak Öztürk'ün Antalya'da nereye aday olursa olsun sonu Hüsan'la biter. Onun için eğer böyle bir niyeti varsa aman ha aman ha. Evet şimdi bunlara da baktık. Manşet gazetesi Tarsim'e düzenleme diye bir haber var. Balkan Fakı Baba Antalya'da açılışını yaptığı Domatexpo fuarında ile ilgili eleştiriler olduğunu bu konuda yeni düzenlemeler yapılacağını söylemiş. Affet Sedeler'e can suyu domates boya katılan büyükşehir belediye başkanı Menderes Türel güneş enerji santralleriyle sulama birliklerine elektriği bedava sağladıklarını modern mezbahalar soğuk hava depoları ve kapalı devre sulama sistemleri ile çiftçiye önemli destekler verdiklerini söyledi. Modern mezbahalar mezbahanemiz yok ki Antalya'da var mı bilmiyorum ama yapılacaktı bir tane ama halen daha bekliyoruz. Türer Kumluca ser felaketinde zarar gören afetzadelere can suyu olması için maddi katkıda bulunacaklarını da kaydetmiş. Gayet güzel bir şey. Şimdi Antalya'nın üç baş şey kadın başkanları diye bugünkü birçok gazetede var. Bir haber var. Antalya'nın üç kadın başkanı bir araya gelmişler. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne Bağlı Antalya'daki odalarda başkan olan 3 kadın Ayşen Hamamcıoğlu, İngiliz Sadıç Tataroğlu ve Ebru Manavoğlu bulundukları görevde kadın dayanışması sevgiliyor diye bir haber var. Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İngiliz Sadıç Tataroğlu ve Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Manavoğlu Arkadaşlar bu e, haber Hürses'te de var, Hür Ses gazetesini bir ekrana getirelim. Orada var, görüntü, şeyisi var, fotoğrafları var bu üç hanım yöneticinin. Ee, Antalya'da kadın oda başkanları olarak erkeklerin hakim olduğu yönetim kurullarıyla çalışıyor. Makine mühendisler odasında... Hamamcıoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelen başkanlar renkli ve bir o kadar da keyifli geçen söyleşide zaman zaman erkekleri eleştirdiler diye haber var. Bakın erkek kadın şu bu değil ama kadının elinin değdiği yer, kadının olduğu yerde işler biraz daha titizlikle biraz daha farklı şekilde gelişir. Onun için ha, özür diliyorum. Özür diliyorum. Peki bu haberle ilgili bir görüntü verebileceğimiz gazete var mı arkadaşlar? Ben size söyleyeyim o zaman. Ben size söyleyeyim. Antalya gündem gazetesini bir ekrana getirelim. Orada var kadın dayanışması diye. Orada var. Evet, orada gördüğünüz e, fotoğrafta var. Ve gerçekten son derece e, önemli. Kadının olduğu yerde. İşlerin bir çok daha farklı yürür, çok daha iyi yürür. Farklı derken iyi anlamda farklı olarak söylüyorum. Başka anlamda değil. Ve bu üç kadın yöneticimiz, Antalya'daki bu üç kadın yöneticimiz gerçekten başarılı bir performans çiziyor. Şimdi sabah söylemiştim size. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özkoç'un yerine Genel Merkez kararı ile atanan Tülay Özçay dün medya ziyaretleri kapsamında Kanal V'yi de ziyaret etti. Kendisiyle bir süre ben de oturdum, konuştum. Hakikaten genel prensiplerini uygulayabilecek bir insan ve şunu ben geçmişten de e, çok şey olmasak da e, tanıyan biriyim ve idealleri hakikaten kadının toplumdaki yerini yükseltmek, yüceltmek nasıl ki bu üç sivil toplum kuruluşumuzun başındaki üç kadın yöneticimiz e, bu düşünceler içerisinde aynı düşünce Sayın e, şeyde de Tülay Özçay'da da vardı. E, özür dilerim soy ismini tam söyle. Evet Özçay'da da vardı. Ve dün Kanal Bey'i ziyaret etti ama bunu şimdi göstermeyeceğim, ekrana getirmeyeceğim. Kısa bir ara vereceğiz. Bu aradan sonraki bölümde bu haberle ilgili de bu kadın haberlerini bir arada toplayıp sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi kısa bir ara Kanal B'den ayrılmayın, bizden ayrılmayın. Çünkü biz sizi dünya ile buluşturan tek televizyon kanalıyız. Müzik devam ediyor. Sizden gelenlere bakalım şimdi. Gülten Duman günaydın demiş. İsa Akbulut günaydın iyi yayınlar demiş. Günay Fırat Antalya için çok ter dökmüş, çok emek harcamış. Bu yüreği güzel adamın vefatının birinci yılında anıyorum diyor Ahmet Kuşçu'yu ve Gürkut Acar'ın kaleminden tanıyalım demiş. Uzun bir yazı paylaşmış sevgili Günay Fırat. Teşekkür ediyorum. Hatice Şekerci günaydın abi iyi yayınlar hayırlı cumalar demiş. Teşekkürler. Cem Şahan Başkan istifa etmiş tamam da 300 milyon borç kime yıkılmak isteniyor? 100 milyonluk borç 300 milyon olmuş. Marabasıyla köyü satsak borç ödenmez. Golf sahalarında başkan seçersen olacağı bu. Bu arada belediyenin petrol ofisi ihalesini basan taraftar grubu nerede diye. Allah Allah neler oluyormuş vallahi ya. Sevgili Cem an bunları bir gün bir böyle hepsini yazsan da ben de buradan söylesem çünkü bu memlekette ne oluyor ne bitiyor herkesin haberi olsa. Daha iyi olmaz mı? diye düşünüyorum. Evet, bakın ne olmuş bu arada diyor. Belediyenin diyor petrol ofis petrol ihalesini basan yani şey e, akaryakıt istasyonu yeri e, ihalesini basanlar ne oldu diyor. Demek ki var vallahi bir şey. Kadir Kaya günaydın kardeşim demiş. Günaydın Kadir abi. Kadir abi Antalya'da hava çok parçalı bulutlu. Bilmiyorum orayı postlarda nasıl ama sakın oradan bu tarafa gelme. Orada ne güzel. Vallahi yerin sakin, dinlendirici. Oh Birçok şeyden uzak, sevgiye yakın. Ne hoş. Orada dinlen abi. Gel bu taraflara gelme. Ya başımızın üstünde yerim var. Gel ayrı da bugünlerde gelme. Bugünlerde dumanlı buralar. Nurettin Lemanutku diyor ki günaydın. Yeni seçilen Ankara Belediye Başkanı belediye önündeki Fıskiye'yi İstanbul Belediye Başkanı Havaray projesini iptal etmiş. Bu projeler belediye meclislerinde oylanırken bunlar nasıl oy kullandı acaba güzel bir soru. ya yani diyor ki şimdi geldiler diyor bunları diyor iptal ettiler ama diyor peki bunlar meclise geldiği zaman diyor nasıl bir tutum içindeydiler der. Valla diyorlar. Şimdi sizinle hemen bir haber paylaşacaktım AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esra Özkoç'un yerine Genel Merkez kararı ile atanan Tülay Özçayın Yeni görevine başladığını ve medya ziyaretleri çerçevesinde Kanal V'yi de ziyaret ettiği haberi vardı. Reklamdan önce söylemiş, anons etmiştim. Şimdi o haberi bir izleyelim. Ondan sonra yine beraber olacağız. 4 yıldır Antalya İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Esra Özkoç'un yerine, genel merkez kararıyla il yönetiminde bulunan Tülay Özçay atandı. 11 Ekim'de bayrağı devralan Özçay, Ankara'ya giderek atanmasına yönelik yazısını Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın elinden aldı. Başkan Özçay hız kesmeden ziyaretlerine başladı. Özçay'ın medyada ilk adresi ise Antalya'nın tek televizyonu Kanal V oldu. Kanal V Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya ve Genel Yayın Yönetmeni Uğur Törer'le görüşme gerçekleştiren Özçay, kadın kollarının üye sayısındaki hedefi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Biz de atamayı aldık hemen ertesi gün çalışmamıza başladık. Şimdi bizim biliyorsunuz e, genel merkezimizin e, hedeflediği e, her ilin ayrı bir hedefi var e, belirlemiş oldu. Antalya'nın 500 binde şu an e, zaten 300 bine yakın e, bir üyemiz var. İnşallah kongrelerimiz bittikten sonra e, çalışmalar hızlı bir şekilde başlayacağız. E, üye çalışmalarımız artırılacak. her eve gireceğiz inşallah arttıracağız. Yani yani başka bir şey olacak yani. Özçay 2019'da yapılacak seçimle ilgili de iddialı konuştu. İnşallah iyi olacak. Ya dediğim gibi ben olumsuz hiçbir şey düşünmüyorum. Girmediğimiz ev kalmayacak. Kendimize çok iyi ifade edip alacağız. Evet az önceki haberde de söylemiştim ben. Kadın dayanışması haberinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Antalya'daki odalara başkan olan 3 kadın Ayşe Namamcıoğlu, İnci Gül Sadıç Tataroğlu ve Ebru Manavoğlu ile onların kadın dayanışması ve kadın kolları İl Başkanı AK Parti'nin kadın kolları il başkanını Aynı haber içerisinde şöyle görürüz. Kadının olduğu yerde hakikaten sevgi vardır. Mutlaka saygı da vardır. Ve mutlaka başarı da vardır diyelim. Ve bütün kadınlara, yönetici kadınlarımıza kolaylıklar dileyelim. Ev kadınlarımıza da saygılarımızı sunalım. Çünkü ev kadınları da olmasa ev olmuyor. Yani kadın hayatın her anlamında var. Her yerinde var. Ama kadına karşı işlenen suçlar var mı yok mu? Şu Körfez Gazetesi'nde bir haber getireceğiz ekranlara. Diyeceksiniz ki Ali Orhan böyle güzel bir haberin ardından böyle bir haber verilir mi? Bağlantılı. Yapacak bir şey yok. Kadına bakış açımızı gösteriyor aslında bu. Türk toplumunda yani bizim toplumumuzda kadına bakış açısını gösteriyor. İşte başarılı kadınların olduğu, pırıl pırıl insanların olduğu bulunduğu makamı daha da yukarılara çıkarmak için çalışan kadınlarımızın olduğu bir toplumda erkeklerin kadına bakışı nasıl? Haberin bu tarafından çarpıklığı bu. Körfez gazetesini bir ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar? Bakın Körfez gazetesi çocuk istismarı davasında artış. Antalya Adliyesi'nde sadece bir mahkemede 27 davadan 11'i cinsel istismar davası. Bunlardan dokuz ise çocuğa yönelik cinsel, cinsel istismar suçu. Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Serap Ertuğrul bu rakam konunun vahametini gösteriyor dedi. Türkiye'de son yıllarda yapılan araştırmalar çocuk istismarı dehşet boyuta ulaştığını ortaya koydu. Türkiye Psikiyatri Derneği ülkede istismara uğramış çocuk oranını yüzde otuz olarak açıkladı. Antalya'da ise çocuk cinsel istismarında Türkiye'de dördüncü sırada yer alıyor. Antalya Adliyesi'nde görülen cinsel istismar davalarını bu oranda yargıya yansımış, yansımış halı olarak karşımıza çıkıyor. Sadece 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen 27 duruşmadan 11'i cinsel istismar davası. Bunlardan 9'u ise çocuklara cinsel istismar davası olarak kayda geçti. Cinsel istismar vakalarının arttığını işaret eden Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul mahkemeler baroları davalara müdahil kabul etmeme yönünde ortak tavır sergiliyor. Yasal düzenleme yapılarak müdah müdahilliğin sağlanmasını istiyoruz demiş. Çocuk istismarcısı hakim karşısında diyor. 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 46 yaşındaki apartman yöneticisi SS'ye ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık iddiaları reddederken davacıya kızım neyse o şey okunacak bir şey değil gerçekten çok şey bir durum yani şu bir gerçek bu toplumda bizim toplumumuzda bu insanların olduğu bir gerçek bu istismarların olduğu da bir gerçek ve bizim kadına bakışımızın nasıl olduğu açık ve net bir şekilde gerçek. Hiç bunu o tarafa bu tarafa sallamayalım o tarafa bu tarafa da e, nedir bulandırmayalım evet bizim kadına bakış açımız bu kadın bir obje. Ha, gelelim öbür tarafına. Şu kadın dernekleri, işte kadın kuruluşları, kadın haklarıyla ilgili şey neredeler? Hakikaten neredeler? Dikkat edin, bu kadar kadına karşı yönelik şeyler var, istismarlar var. Hiç açıklama duydunuz, gördünüz mü? Bunu söylediğim zaman da kızıyorlar. Evet, yine devam edelim. Şey Körfez gazetesi <laughs> Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakı Baba'nın Kumluca'daki konuşmasını farklı bir şekilde görmüş. Oradaki bir çiftçiyle olan diyaloğunu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakı Baba Kumluca'da hortum felaketinde zarar gören bölgeyi ziyaret etti. Fakı Baba'ya sorularını, sorunlarını anlatan ve yıkılan seralarını yeniden ayağa kaldırılması için bakandan destek isteyen çiftçi Ümit Abacı, Fatih Terim'in aldığı paranın onda biri bizi kurtarır demiş. Sistem bu. Yardımlar artık Fatih Terim'in aldığı para üzerinden değerlendiriliyor. Ölçü Fatih Terim'in aldığı para. Bunu da burada eleştirmiştik değil mi? O zaman ona da kızmıştınız. Ah siz var ya siz. Birçok şeye kızıyorsunuz. Daha sonra benim dediğime geliyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki abi haklıymışsın. Ya ben haklı olsam ne olur? Haksız olsam ne olur? Önemli olan Önemli olan neyi söyleyip neyi gündeme getirdiğimiz ve kastımızın ne olduğu orada. Hakikaten bir yararı olsun diye mi yoksa sadece karşı tarafı ama de kötü göstermek için mi? Değil. Bakın. Olaya şu yönünden bakalım. Eğer bir konuyu gündeme getirip tartışıyorsak her boyutuyla insanlar da tartışsın diye Fatih Terim'in iyi bir teknik direktör olup olmadığını hiç tartışmam. Ama Fatih Terim'in davranışı, aldığı parayı hak etmediğini düşünenlerden biriyim. Siz istediğinizi düşünün. Aykut Kocaman için de aynısını söylüyorum. Aykut Kocaman iyi bir teknik direktör olduğunu da söylemiyorum. Bakın onu söylemiyorum bile. Çok farklı yerlerde bakıyoruz. Diyor ki bu bir izleyicimiz diyor ki bu ülkenin kadın bakanı bir kereden bir şey olmaz diyor dedi. Bir kereden bir şey olmaz dedi Ali Orhan diyor onu da unutma diyor atlama diyor. Teşekkür ediyorum beni uyardıkları için. Evet bu e, Fakı Baba ile ilgili şeyi de konuştuk ve yine e, oradaki fırtına ve hortumdan etkilenen Kumluca, Finike, Kemer, e, Demre ve Kaş de son günlerde siyasilerin şeysine uğradı nedir akınına uğradı. Bunlardan bir tanesi de Başkan Böcek Afet Bölgesi'nde haberi var Antalya Körfez Gazetesi'nde. Konya Altı Belediye Başkanı Muhittin Böcek beraberindeki heyetle birlikte Kumluza, Finike ve Demre'de şiddetli yağmur sonrası oluşan hortum nedeniyle zarar gören çiftçileri ziyaret etti diyor. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu arada ileri Gazetesi'ni bir ekrana getirebilir miyiz? İleri Gazetesi'nde daha farklı bir şey var. Çiftçilerin destekçisi Başkan Türel. Çiftçilerin destekçisi Başkan Türel. <laughs> Domatexpo'ya katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, güneş enerji santralleriyle sulama birliklerine elektriği bedava sağladıklarını, modern mezbahalar, soğuk hava depoları ve kapalı devre sulama sistemleriyle çiftçiye önemli destekler verdiklerini söyledi. Türel Kumluca sel felaketinde zarar gören afet zedelere can suyu olması için maddi katkıda bulunacaklarını da kaydetti diye bir haber var burada. Şimdi bu sulama birliklerinde ücretsiz diyor veriyoruz diyor. Yani e, soğuk kapalı devresileme sistemi çiftçiye sulama birliklerine elektriği bedava sağladıklarını acaba bu sulama birliklerine derken sulama birliklerinin çiftçiye verdiği, üreticiye verdiği ve motorların çalışması için kullanılan elektrikler ücretsiz mi? Yani bu üretici ücretsiz mi? Bu konuda bu sulama birlikleri başkanlarından izleyen varsa ya da sulama birliklerinden izleyenler varsa beni bilgilendirirse sevinirim çünkü geçmişte elektriğin çok pahalı olduğunu, pahalıya verildiğini biliyordum. Haberlerini yapıyordum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış da hatırlayabilirim. Ondan sonra İleri Gazetesi'ne bakıyoruz. Türel'den tokat gibi cevap. İleri Gazetesi'ne bakıyoruz. Mülteci çocuklar konusunda Türkiye dünyaya model olsun teklifi var. İleri gazetesine bakıyoruz yine. Büyük şehirden yeni sosyal tesis. İleri gazetesine bakıyoruz. 100 bin lira maaş alan genel müdür kim? Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürünün maaşı 100 bin liranın üzerinde imiş. Oy oy oy. Nasuh Boztepe'nin köşe yazısı. Sayın Nasuh Boztepe yazmış. 100 bin lira, 100 bin TL. İyi para. Şimdi zenginin parası zihirdin çenesini yorarmış yine öyle oluyor. Vallahi billahi. Ya. Şeyin bir ee, şiiri vardı ya neydi bizim iki kardeş vardı bir tanesi şeydi Yılmaz Erdoğan'ın hani benim diyor bizim benim diyor ee, disiplin kurulunda tartışılan bir aşkım da olmadı diyor. Şimdi hakikaten benim de böyle yüz bin liralık gibi bir tartışılan maaşım falan hiç hayatım boyunca olmadı. Ha yüz bin lirayı bir arada gördüm mü? Çok gördüm. Hani birçoğunuza dün sordum ya hayaliniz neydi diye milli piyango çıksa ben milli piyangoyum. Büyük ikramiyesinin yarısını da almış bir şirketin içindeki insandım. Biz aile şirketimizde böyle bir şey oldu ama hiç değişmedik. Neyse o. Ama 100 bin lira maaş aklım hayalim almıyor. Hani dün paylaştığım sosyal medyada o uçak vardı ya. Uçağın dahi parasından yüksek. 100 bin lira ayda ya iyi para. 100 bin lirayla ne yapılır Serdar? Sakın deme ki karşı komşunun balkonunda şey çay kahve içilir diye. Bak bunu deme. Bunu söylersen var ya vallahi yıkarım ortalığı. Hakikaten eğer 100 bin lira maaş alıyorsa biri bu da şey ise tarım kredi kooperatifleri genel e, müdürü ise tarım kredi kooperatiflerinin ne bağlı üyelerin kooperatif ortaklarının e, milyarder, olması lazım ve şimdi bizim dışarıya bağımlı hiçbir e, tarım ürünümüzün olmaması lazım diye düşündüm. 100 bin lira maaş alıyorsun ne için? Yok abi zenginin parası garibin yani benim çenemi yormaya başladı. Sokak bizi çağırıyor diye bir haber var yine Körfez gazetesinde. CHP'nin önceki hedefinin Öncelikli hedefinin Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden kazanmak olduğunu söyleyen Murat Paşa ilçe başkan adayı Hasan Şahin, Türkiye'nin CHP'ye ihtiyacı var. Bunun için sokaklar bizi çağırıyor. Biz de bu çağrıya kulak vereceğiz diye konuşmuş. Parti içi mücade mücadeleler nedeniyle CHP kendi içerisinde ikili bir yapıya büründü. Her kongre döneminde bir kongreyi kazananlar bir de küskünler oluştu. Bu nedenle de parti gerçek potansiyelini bir türlü açığa çıkaramadı. Bunu bitireceğiz demiş. İlk ve öncelikli hedefimiz Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar kazanmak. Bu zaferi de Menderes Türel'in haksız, hukuksuz işten çıkardığı, sürgüne gönderdiği, yaşamından ettiği, yuvalarını dağıttığı yüzlerce emekçi arkadaşımıza ithaf edeceğiz demiş Murat Paşa İlçe Başkan Adayı Hasan Şahin. Hasan Şahin'in bu dilekleri inşallah arzuları gerçek olur. Çünkü öyle yola çıkmış ve Hasan Şahin'e başarılar dileyelim ve biz yine devam edelim. Soğuk hava bir haber vereceğim size. Soğuk havalar özellikle diyor akşam saatlerinde kendini iyi hissettirirken Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi de çalışmalarını daha da artırıyor ve geçmişteki çalışmaların üzerine koyarak götürüyor. Kışlık giysiler ve yorganlar yeni sahipleri için raflardaki yerini alıyor ve ne oluyor biliyor musunuz bunlar insanları ısıtıyor. Belediyelerin bir görevleri de işte sosyal belediyecilik bu. Yani yol yaptım, şu kadar asfalt yaptım Muratpaşa da bunun içerisinde hepsi için söylüyorum. Şu kadar asfalt yaptım, şu kadar konteyner, bu kadar bilmem ne tamam. Şu kadar çöp topladım eyvallah. Bunlar belediyecilik hizmetleri. Ama öbür tarafta bir de böyle sosyal hizmetler var. Şimdi Muratpaşa Belediyesi'nin bu kış gününde insanları ısıtabilecek sosyal projelerinden biri olan bu barınmadaki yardımlar ve ısınmadaki yardımlardan bir haber var. O haberi izliyoruz. Yine beraber olacağız. Muratpaşa Belediyesi'nin artık kullanılmayan giysi, ayakkabı gibi tekstil ürünlerini topladığı giysi kumbaralarıyla birlikte bağışlarla dev bir sosyal mağazaya dönüştürdüğü sosyal yardım merkezinde kışlık giysiler, yorganlar ihtiyacı olanların ulaşabilmesi için raflardaki yerini aldı. Zorlu geçen kış aylarında sosyal yardım merkezide yaz mevsim boyunca biriktirdiği yorgan ve battaniyelerin temizliğini yapıp dağıtım merkezlerine gönderdi. Bununla birlikte kışlık giysilerde kullanım durumlarına göre tasnif edilip raflara alındı. Evet izlediniz. Şimdi bu kumbaralar var. Muratpaşa Belediyesinin kumbaraları var. Bu kumbaraları zaman zaman Antalya'da böyle farklı şekilde eleştiren kendisini gazeteci sananlar da var. Gazetecilik bakın bir şey söyleyeyim. Bir site kurabilirsiniz. Bir haber sitesi kurabilirsiniz. İşte ee, dijital şeyde platformda mesela sosyal medya yoluyla canlı yayınlar yapabilirsiniz. İşte internet televizyonculuğu da yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Ama gazetecilik adı altında bazı şeyleri yaparsanız gazetecilere yani bu mesleği gerçek anlamda yapan kişilerin alın teri ve emekleriyle oynarsınız. Gazeteci değil. Deyin ki biz böyle böyle bir araya geldik. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gazeteciyiz. İşte yok bilmem şuyuz. Yok bilmem buyuz. Böyle olmaz. Gazetecilik çok ayrı bir şey meslek dalıdır. Önemli bir meslek dalıdır. Ha mesleğimizin içerisinde sarı basın kartı taşıyıp da bunu hak etmeyenler var mı? Dolu. Evde soğan, maydanoz, marul, domates doğrayanlar, patates doğrayanlar bir bakıyorsunuz gazeteciliğe karşınıza çıkıyor. Niye? Eşi, o su, bu su bir yandan kenarından bilmem ne sesekasını yapmış olmuş gazeteci sarı basın kartı taşıyor. Bu yüzden sarı basın kartı hiç taşımadım ve bundan da gururluyum taşımak da istemiyorum. Ben sarı basın kartıyla gazetecilik yapacak bir insan değilim. Fikirlerin, hizmetlerin ve mesleğine olan saygınlığınla gazetecilik yaparsın. Gitsin araştırsınlar. Gazetecilikten başka ne iş yap? Bir tane pastan açtım battım. Anlamam. Ticaretten anlamam. Ama bizde bazı gazeteciler var. Gazeteci diye geçinenler var. Gazetecilikten anlamaz ama ticaretten iyi anlıyorlar. Ondan sonra da Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeniye sallıyorlar. Benim aracımı polis çekti niye çektirdin? Ben de geçtiğimiz günler buradan Mevlüt Yeniye buradan geçtiğimiz günlerde bir mesaj göndermiştim. Arabası olan arkadaşlarımızın her birine arabasını polis çekmesin diye bir eleman tahsis edeceksin demiştim. İşin içinden kurtarıyoruz değil mi böyle bir şey? İşte bunlar gazeteci. İşte böyle. Bakın Murat Paşa Belediyesi'nin bu hizmeti, az önceki gördüğünüz hizmeti gerçekten çok güzel bir hizmettir. Diyor ki Ömer Hayyam pişmişin halini hiç anlar mı ham? Söz kısa gerekir ümdü ve Nasıl olsa ev sıcak. Nasıl olsa sıcak bir yerde yatıyorsunuz. Nasıl olsa giyeceğiniz iki üç tane montunuz, kazağınız, işte kapşonlu işte, sweatshirt mi diyorsunuz onlar var. Öbürünün varmış yokmuş. Köprü altında yatıyormuş. Üstünde battaniye yokmuş. Hikaye gelir de mi size? Dün müydü bir haber paylaşmıştık burada. İstanbul'un arka sokaklarının birindeydi. Bir yaşam mücadelesi vardı. Ve oradaki tek gözlü evinde mutfağı olmayan evinde hayalin nedir diye o milli piyango esprisiyle birlikte kendi mutfağımda sıcak bir çorba içebilmek demişti. 80 yaşlarında bir ayakkabı boyacısı. Değil mi? Dün haberlerde vermiş. Balık hafızalı olmayalım. Onun için o kumbaralar gerçekten bu kent için çok önemli. Diğer merkez belediyelerde de bu tür merkezler var. Eski eşyayı toplayıp, yıkayıp, temizleyip güzel bir şekilde ihtiyaç sahiplerine daha. Bunlar çok önemli şeyler ve Muratpaşa Belediyesi'nin haberi olduğu için Muratpaşa ön planda ama diğer bu tür hizmet götüren bütün belediyeleri, bütün belediye başkanlarını ve personelini kutluyorum. İyi ki varsınız. Ve bu tür sosyal hizmetlere iyi ki devam ediyorsunuz. Evet, Şerife Akın günaydın demiş. Bakalım başka var mı? Bugün herhalde e, ya ben mi tam konuyu ısındıramadım bilmiyorum ama Yorumlar çok fazla gelmedi. Böyle hani beni eleştiren yorumlar da vardı. Bugün onlar yok. Aslında onların olması çok iyi olur da gelmiyor. Ondan sonra teşekkür ederiz dedi birisi. Niye teşekkür ettiyse bilmiyorum. Ha bu şey için teşekkür etti herhalde bu kumbaralarla ilgili. Muratpaşa Belediyesi'nin bu giysi kumbaralarıyla ilgili. Öyle mi? Bakayım şimdi cevap yazarlarsa belli olacak. Bunlar önemli şeyler. Sosyal belediyecilikte sosyal hizmetler gerçekten önemli şeyler. Şimdi bir haber daha paylaş vereceğim size. Son Haber Gazetesi'ni ekrana bir getirelim arkadaşlar mümkün olursa. Açıyormuş arkadaşlar. Atmadan şöyle olur mu arkadaşlar? Açın da bir göreyim ben de ne var ne yok diye. Evet açacaklar, açacaklar, açacaklar. Açtılar, açtılar. Diyor ki geleneksel çarşılar korunmalı. Şimdi buradaki fotoğrafı büyütebilme şansımız var mı arkadaşlar bu fotoğrafı? Çarşı fotoğrafını. Siz var ya muhteşemsiniz ya. Vallahi muhteşemsiniz. Sizlerle çalışmak var ya gerçekten onurdur. Fakat Murat Bey için aynı şeyi söyleyemiyorum. Niye? Çünkü kendine Müslüman. Sabah çay alıp iniyor aşağıya kendisine büyük bardak çay bize yok. Niye kendine Müslüman? Murat Bey öyle. Şimdi bakın bu çarşı Elmalı'daki çarşı bu çarşı Elmalı'nın geçmiş dönemde demirciler, bakırcılar, esnafların o çekit seslerinin geldiği çarşı. Antalya'da da vardı böyle güzel bir çarşı, demirciler çarşısı. Fakat sonradan orada dönemin, o dönemin belediye başkanı kimdiyse bilmiyorum, şu anda hatırlayamıyorum. O dönemin AESOP başkanı ortaklaşa bir araya geldiler ve dediler ki burayı nasıl ederiz ki kuyumculara veririz. Fakat istedikleri de olmadı. Bir türlü orayı kuyumculara da veremediler ama pencereden çıkayım arası arkadaşlar. Raydan çıkınca güzel oluyor. Boş verin hep rayda ne böyle dümdüz gitmeyelim. Ben de çok geziyorum. Gerçekten haklılar da. Şimdi Antalya'da böyle güzel bir nostaljik çarşısı vardı. Kayboldu bitti. Şimdi şimdi AESOP yeniden orada rahmetli Abdullah Sevim Çok'la birlikte orada rahmetli o uğraştı ve şimdi de Atlıhandere orayı yeniden canlandırmanın hesabını yapıyorlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde birçoğu eleştirdi oradaki o soba müzesiniye şeye döndü diye, kafeye döndü diye. Bakın gidin, çarşı cıvıl cıvıl oldu. Bakın sadece oralarda müze yapmakla olmuyor. Mesela parklar, ben Antalya'daki parklarda bunu çok konuşurum. Parklar yapılıyor. Parkta bir tane, iki tane, üç tane çay içilebilecek yer koymalısınız ki ucuz çay içebilecek o kişiler aynı zamanda da parkı korusun. Bunlar önemli şeyler. Şimdi gelelim konuya. Antalya'da önceki gün başlayan Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı'nda geleneksel çarşıları koruma paneli düzenlendi. Panelde konuşan Çekül Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Profesör Doktor Metin Sözen şehirdeki tarihi çarşıların önemine işaret ederek kale düşerse kent düşer, çarşıda bereket kaybolursa yaşam büyük düşüş yaşar demiş. Hakikaten çok önemli. Tarihi Kentler Birliği'nin desteği ve Çekül Vakfı'nın işbirliğiyle Akdeniz tanıtım tarafından Antalya'da düzenlenen Yapı ve Restorasyon Fuarı'na kapılarını açmış. Burada bunlar 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 var demiş. Ve eee Vakfı uzun yıllardan beri kazandırdığı bilgi ve deneyimi kültürel mirasını koruma sürecindeki doğrulukları aşabilmesi için üye belediyelerle paylaştı diyor. Geleneksel çarşılar bu yılın ana teması hızla kentleşen şehir merkezlerinde çöküntü alanlarına dönüşen tarihi çarşılar uzun yıllardır Çekül Vakfı, Çekül Vakfı ve TKB'nin Türkiye Kentler Birliği'nin gündemindeki önemli konu önemli koruma konularından biri diyor. Şimdi bu çarşılar şimdi burası bu 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 çarşı ha güzel oldu. Bak şimdi oldu işte. Bu çarşı Leblebicilerin falan olduğu, bakır eşyalarının satıldığı Elmalı'daki çarşı. Ben her Elmalı'ya gittiğimde mutlaka burayı bir gezerim. Arka tarafında bunun geçtiğimiz günlerde Yeni Yüzyıl Gazetesi'nin gündeme getirdiği o demirci amca var. Tek demirci kalmış orada. Bakın bunlar önemli çarşılar. Böyle bir çarşının Antalya'da nerede var kale içinde görürsünüz bu tür yerleri. Fakat onlar da genelde imitasyon, hepsi değil de genelde imitasyon ürünler sata sata zaman zaman baskınlar olur, bilmem ne olur. Duvarlarını, zaten tarihi yerin duvarları da onunla gider. Side'de de böyle yer var. Liman Caddesi böyledir. Çok güzeldir. O da çok güzeldir ama ne kadar kullanılır. İşte onun için bu tarihi çarşılarımızı korumamız lazım. Antalya'da tarihi çarşılarımızdan bir tanesiydi. Demirciler Çarşısı. Dönemin Ayasop Başkanı Orhan Tolunay. Dönemin o dönem belediye başkanı kimdi bilmiyorum. Şu an tam hatırlayamıyorum çünkü tarihini. Nedir ne değildir diye. Ee, onu da bulursam size söylerim. O tarihi burada aradım. Hangi tarihlerdi diye. Çarşımızı kaybettik ama çarşılar cıvıl cıvıl olmalı. Bu şey gerçekten hoş bir haberdi. Evet şimdi gelelim asıl konulardan bir tanesine. ile ilgili çok önemli konulardan bir tanesine. Hür Ses Gazetesi'ni bir ekrana alabilir miyiz arkadaşlar? Hür Ses Gazetesi'ni bir ekrana alalım. Ne var ne yok diye bir bakalım. Evet. Hürses gazetesinin manşetinde gelecek gelecek geliyor 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 saydım 1 2 3 4 5 ve geldi. Antalya'nın dörtte biri maden ocağı diye bir haber var. Bakın ben bu habere sırtımı dönmem arkadaşlar. Bu habere sırtımı dönersem yaşadığım kente ihanet etmiş olurum. Bu habere sırtımı dönersem gerçekleri sizden kaçırmış olurum. Bu habere sırtımı dönersem şu anda toprakta yatan geçmişte doğa için mücadele eden Ali ve Ayşin Büyük Nohutçu'nun anılarına hakaret etmiş olurum. Onun için buna yüzümü dönme mecburiyetindeyim. Bu habere hepimizin yüzümüzü dönmeye mecburuz ve dönmemiz gerekiyor. Avukat Tuncay Koç, Antalya bölgesinde madencilik kapsamında verilen arama ve işletme ruhsatlarının kapsadığı alanın toplamı 5498 kilometre kareyi bulduğunu belirterek bu rakamın da Antalya'nın toplam coğrafyasının yaklaşık dörtte birine denk geldiğine. Dörtte biri. Şimdi ben bu habere nasıl böyle sırtımı döneyim de görmezden geleyim. Hadi görmezden gelebilir misiniz? Doğa bu doğa. Antalya Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu'nda düzenlenen toplantıda madem ocaklarının neden olduğu olumsuzluklarla ilgili bir sunum yapan Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Kurulu üyesi Tuncay Koç, Madencilik faaliyetleri uygulama yönetmenliği ile sit alanları, milli parklar, tabiat alanları, tabiat koruma alanları, orman ve mera alanları ile sulak alanlarda madencilik arama ve işletme faaliyetlerinin usulleri düzenlenerek bu alanların madencilik faaliyetlerine açıldığını işaret etti. Çok doğru. Geçtiğimiz günlerde böyle bir kanun maddesinin daha geleceği ve meralarla ilgili işte o kültür tabiat varlıklarının olduğu yerler e, meralar bir de e, doğal sit alanları bunlarla ilgili yeni düzenlemeler yapılacak ve buralardan bazı bölümlerinin inşaatı açılabileceği işte o zaman bitti. Velet amin el fatiha gerçekten öyle olur. Avukat, avukat Koç, Antalya bölgesinde madencilik kapsamında verilen arama ve işletme ruhsatlarının kapsadığı alanının Toplamının 5498 kilometre kareyi bulduğuna da dikkat çekmiş ve demiş ki bu rakamın boyutları ise 20.723 kilometre kare. Yüz ölçümü olan Antalya'nın toplam coğrafyasının yaklaşık dörtte birinden biraz fazla. Hayda gel çık işin içinden. Gerçekten bunlar bu, bu konu çok tartışılmalı. İnsanlar ne olursa olsun doğaya sahip çıkmalı. Hani e, Peygamber Efendimizin bir sözü var. Ölürken dahi elinizde bir zeytin çekirdeği varsa to şey, hurma çekirdeği. Onu toprağa gömünüz. Bakın doğaya siz bir tane to şey, tohum bırakın. O size binlerce tohum veriyor. Balkonlarınızda falan çiçek ekiyorsunuzdur. O cimbiber falan da ekiyorsunuzdur. Niye cimbiberi yediğiniz için? Meşe palamudunu yemiyorsunuz diye niye ekmiyorsunuz? Değil mi? Bunlar bu konuda çevre konusunda çevre konusunda hepimizin duyarlı olması şart diye düşünenlerden biriyim ben. Şahsen öyle. Ne yapmışız? Son beş dakikamız kalmış. Bu haftanın da sonuna geldik ya. Vallahi bu haftayı da böyle yedik bitti. Yeni Yüzyıl Gazetesi'ndeyiz şimdi. Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde Antalya afet bölgesi olmalı diye Söylen şey var, başlık var. Satamadık, yedirdik diye bir başlık atmışlar. Ben sabah düşündüm. Neyi satamadık da yedirdik acaba biz? Ondan sonra aklıma hemen şu geldi. Hani biz Rusya'ya falan ihraç ederken bunlar Gedi oludur ya da işte fazla ilaç kalıntılıdır diye geri gelenleri biz iç piyasada tüketiyoruz ya, odur diye düşündüm. Ama biraz ona benziyor gibi. Biraz benziyor. Rusya'nın domates almasının almaması nedeniyle sıkıntı yaşayan Antalya çiftçisi satamadığı domatesleri Domatexpo fuarında Rus vatandaşlara ikram etti. Düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi, Türkiye birincisi 1 kilo 689 gram, Rusya birincisi ise 722 gram domates yiyebilmiş. Yarışma yapmışlar. En iyi domatesi Türkiye Türk domates yiyen yemiş. En iyi Nasıl diyeceğiz bu habere? Böyle bir şey işte. Ee, Fakı Baba'nın yine fotoğrafı var burada. <laughs> Kumluca Belediye Başkanı ile birlikte. Hüsamettin Çetin Kaya ile birlikte. Çocuk istismarında tablo çok korkunç haberi burada da var. Akıncıoğlu inandırıcı bulmayıp istifa etti. Antalya Spor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün açıklamalarını. Kadın başkanların örnek dayanışması diyor. Makine Mühendisleri Odası Başkanı. La diğer başkanların bir araya geldiği fotoğraf burada da var. Yasağın kaldırılması fayda getirmedi diyor. Antalya Toptancılar Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan değerlendirdi. Akcan yasağın kaldırılmasının problemlerin çözümünde yeterli olmadığını belirterek yasağın kaldırılması hal esnafına iyi gelmedi dedi. Şimdi bakın hangi yasağın? Bu birinci sayfayı kim yapmışsa bugünkü yeni yüzyılın birinci sayfasını Antalya Toptancılar Yaş Sebze Meyve Komisyonuculuğu Derneği Başkanı Nevzat Akçan değerlendirdi. Neyi değerlendirdi? Akçan yasağın kaldırılmasının problemlerin çözümünde yeterli olmadığını belirtmiş. Hangi yasağın? Değil mi? Bunları bu tür haberlerde verirseniz arkadaşlar biz de hiç olmazsa şaşırmayız. Ben zaten diyorum yani her iki şeyin üzerindekinin içinde beyin olacak diye kural yok. Ben de bunun olup olmadığı tartışılır diyorum. Neyse Öztürk dualarla başladı diyor. Türk Eğitim Sen Antalya nolu Şube Başkanı seçilen Oğuz Öztürk düzenlenen törenle dualar eşliğinde görevi devraldı. Öztürk dualar ve kesilen kurban eşliğinde görevine başladı. Görevi Şube Sekreteri Nevzat Kahya'dan devralan Öztürk kardeşlik vurgusu yaptı. Hepimiz kardeşiz diyor bu nefret bu kinliğe. niye? Der. Der. Hilal Gazetesi'ne gelelim. Hilal Gazetesi arkadaşlar son beş dakikaydı değil mi? Orada şu an üç mü kaldı? Yedik mi yine? İki dakika yedik. Zaman gelip geçer durulmadan. Ne hesap ne sual sorulmadan mıydı? Öyle miydi? Öyle bir şeysi vardı, şarkı vardı. Evet, Günay Fırat diyor ki ekonomi biriyle, ekonomiyi birileri batırsın, siz batırsın, işsiz, açsız, evsiz kalan vatandaşların acısı bizim yüreğimizi yaksın. Sosyal devlet olsa, sosyal belediyeciliği de gerek kalmaz. Sosyal devlet olsa sosyal belediyeciliğe gerek kalmaz. Sokakta yaşayan tüm canlara el uzatan herkesi yüreğimle selamlıyorum. Dileğim böyle yardımların gerekmeyeceği günleri de göreceğiz umudu. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Uçurtmalarımız gökyüzünde böyle şey olacak. Yok öyle bir dünya. Yok. Hep böyle kandırıldık. Güzel günler göreceğiz diye diye bugünlere geldik. Allah'ı iyi gördüğümüzden ayırmasın. Şimdi İlal Gazetesi'ndeyiz. Müjde. Diyor. müjde 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 size müjde size o çorap işte esnek çorap bilmem ne o ta bir zamanların reklamıydı o müjde müjde size derdi o arada firmanın ismini verildi ondan sonra esnek çorap sağlam çorap falan diye ekmek zamlanmış hadi gözünüz aydın ekmeğe de zam gelmiş bakanlık Ekmek israfının önüne geçmek adına 250 gram ekmeğin gramajında düşürülerek 200 gram üretilmesini istedi. Bakanlık gramaj ile birlikte fiyatta düşecek dedi. Ancak Antalya'da 1 liradan satılan 250 gram ekmek 1 lira 25 kuruş oldu. Evet doğru. Ya bunlar ayarlama. Ayarlama. Ki burada bu haber önemli bir haber. Bunu dün konuşmuştuk. Biraz konuşmuştuk. Ki burada benim dikkatimi çeken başka bir yerde. Kaldırım üstünde bekleme. Antalya'daki taksi duraklarında taksi sayılarına göre bekleme yerleri tayin edilirken bazı durakların bekleme noktaları kafa karıştırıyor. Sevgili Murat Şentürk kafa karıştırmasına gerek yok ki Antalya'daki bütün kaldırımlar otopark. Taksiler de ondan faydalanıyor. Güzel bir haber yapmışsın. Tebrikler. Gerçekten güzel bir haber. Antalya'da ne yazık ki maalesef ve de üzüntüyle söylüyorum hayal kırıklığı yaşadığım konulardan biri budur. Defalarca gündeme getirmemize rağmen yapmazlar. Dün bir fotoğraf gösterdim size. Bir şeyin süpermarketin önündeki bekleyen ekmekleri niye sabah süpermarket açılmamış ama fırıncı ekmeği getirmiş oraya koymuş. Hangi fırının olduğu da yazıyordu onu sildirdik ama bende var. Peki bu ekmekler nerede üretilir? Nasıl üretilir? Oraya nasıl getirilir? Ve öyle niye bırakılır? Şimdi gelse sabah sabah oraya çok affedersiniz bir köpek gelse, bir ayağını şöyle yukarıya kaldırıp tam o ekmeklerin olduğu yere değil mi? Ondan sonra da onu, ya sabah sabah bunlar söylenir mi diyorsunuz da abi benim aklım hep şeytanlığa çalışıyor. Ya vallahi şeytan dürtüyor beni. Diyor ki Ali Orhan söyle söyle. Hakikaten öyle. Onun için burada Türkiye'de italetle ilgili bir şey var. Burada diyor ki bunun neresi diyor ee, şey Denetim bunun neresinde diyor. Hijyen kurallarına dikkat etmedikleri yöne sürüldü. Bir haber var burada. Vallahi şeyin aracın arkasına etler rastgele bir şekilde atılmış ve onunla dağıtılıyor. İşte hijyen bu kadar bizde. Herhalde arkadaşlar bak nasıl artık süre vermiyoruz dediler sana. Ve bir haftanın daha sonuna geldik yapımda ve yayında emeği geçen. Bütün arkadaşlarım adına yok yok iyiyiz. Gerçekten evet bir hafta daha böylelikle geride kaldı. Bir hafta sonra bir şey bir haftayı bitirdik. Önümüzdeki hafta pazartesi günü iki gün sizden ayrıyım siz de benden ayrısınız. Bazılarınız oh diyorsunuz iki gün rahat rahat uyuyacağım çünkü Ali Orhan yok. İstediğimiz gibi şey e, yaparız diye dolu yok öyle. Gözümüz üstünüzde o bürokratlar özellikle gözüm sizin üzerinizde. Uyumak yok hiçbirimiz uyumayacağız biz uyursak ülke uyur. Onun için yapımda ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına bütün emekçilerin adına bir programın daha sonuna geldik. Ali Orhan ile Antalya gündemi yani benimle Antalya gündeminin bu haftaki bölümü burada sona erdi. Pazartesi buluşmak dileğiyle diyeceğim ama ondan önce sırada ev işlerini yapabilen robotun değişimi var. 2016 yılında tanıtılan başlangıçta oldukça korkunç görünüme sahip olan robotlar artık daha modern ve evcil görünüyormuşlar diyorum. Sizi onunla baş başa bırakacağım ve ben hoşça kalın diyeceğimi düşünüyorsanız yanılırsınız. Düşünerek kalın, Kanal V'de kalın. Çünkü Antalya'yı dünya ile entegresini sağlayan tek televizyon kanalı Kanal V ve gerçeklerin ve özgürlüklerin programı Ali Orhan ile Antalya gündemi programı. Pazartesi sabahı yedi buçukta sizi evde bekliyorum karşılıklı. Siz orada çay içeceksiniz. Ben burada size hayatın gerçeklerini anlatacağım diyorum ve bitiriyorum. Düşünerek kalın.